Büyükşehir Belediye Başkanımız adına güreş yapıyor. Aslı, nesi Zonguldak Alaplılı. Bugün burada Kumlucalı, Karadeli Tarım ve ERD Export Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Karakuş adına güreş yapıyor. Yunus Emre Yaman, Zonguldak Alaplı. Baş İskele Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yasin Özlü adına güreşiyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 7 etabında puanları topladı, şampiyon oldu. Doğalıçayır Er Meydanlarımızın çiçeği burunda baş pehlivanı olarak güreşmeye hak kazandı. Hamza Öz Karadeniz. Kocaeli baş iskele. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Bugün burada Elmalı Plastik Genç İş Adamı Utku Topuz adına güreş yapıyor. Serkan Serttürk Antalya. MKM Özpanlar Spor Kulübü'nün pehlivanı. Değerli başkanı Sayın Mehmet Özparlan adına güreş yapıyor. Gülşat Şevki Korkmaz Antalya. Evet değerli güreşseverler, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada Elmalımızda faaliyet gösteren İtimat Oto Galerileri sahibi iş adamı Sayın Ali Gökçe adına güreşiyor. Tarihi geleneksel Elmalı güreşlerinde 6 yıl üst üste birinci oldu. Tarihi Elmalı güreşleri altın temelli 2 kez boynuna taktı. 2015-2018 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kurucu beyliği, aynı zamanda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkçü'nün bu yıl hayata geçirdiği CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyon oldu. Orhan Okulu, Antalya Kumluca. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanımız Avukat Sayın Ümit Uysal adına güreşiyor. Yine bugün burada Kilike'de faaliyet gösteren Erdoğan İnşaatların sahibi genç iş adamı Sayın Emrah Erdoğan adına güreşiyor. 662. tarihi Kırkpınar baş altı birincisi Er Meydanlarımızın çiçeği burunda baş pehlivanı. Evet Doğan, Antalya Elmalı Yuva. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'mızda huzur inşa ediyoruz diyen Karabulut İnşaatlar Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Antalya Spor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Sayın Ramazan Karabulut adına güreşiyor. 2013-2017 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 2022-2023 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivan finalisti. İsmail Baraban. Antalya Elmalı Akçay. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya'da faaliyet gösteren Veli Demir Otomatik, Veli Demir Filoları Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Antalya Selik Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız Sayın Veli Demir adına güreşiyor. 2009-2010 yılları tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. Gençler Avrupa Şampiyonumuz, 2023 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan üçüncüsü Mehmet Yeşil Yeşil, Antalya Aksu Karaöz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Aslı, nesi Dadaşlar Diyarı Erzurumlu. Bugün burada
Gazi Paşa yağlı pehlivan güreşlerimizin güreş ağası olan, yanık hazır betonla sahibi iş adamı Sayın Ramazan Yıldırım adına güreş yapıyor. Hamza Köseoğlu, Dadaşlar Diyarı, Erzurum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreşiyor. Yine bugün burada Antalya Gazipaşa'da faaliyet gösteren Yanık Hazır Betonları Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Gazipaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Şahımız namıyla maruf Yanık Sayın Ramazan Yıldırım adına güreşiyor. 2023 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivan Üçüncüsü Hüseyin Gümüşalan Kocaeli Karamüsler. Antalya Gazipaşa'da faaliyet gösteren Yanık Hazır Betonları Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Antalya Gazipaşa Yağlı Pehlivan Güreşleri Güreş Ağımız namıyla maruf Yanık Sayın Ramazan Yıldırım adına güreşiyor. İsmail Koç, Konya Beşir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada ÇTM Mermer, Çetin Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı, 671. Tarihi Elmalı Güreşleri Rekortmen Güreş Ağımız Sayın Hakan Çetin adına güreşiyor. Mustafa Batu, Antalya Odabaşı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Antalya Tunduca'da faaliyet gösteren Uçar Emlak Arı Sahibi Milli İş Adamı Sayın Osman Uçar adına güreş yapıyor. Ertuğrul Dağdevren, Balıkesir Susurlu Ümit'i. Evet, saygıdeğer güreş sevenler, Selim Belediye Başkanımız Sayın Enver Aputkan Bey adına güreş yapıyor. Bugün burada Veli Demir Otomatikler Sahibi İş Adamı Selim güreşlerimizin güreş ağası olan Sayın Veli Demir adına güreş yapıyor. Osman Tan, Antalya. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına güreşiyor. Yine bugün burada Fortis Tarımları Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Sayın Süleyman Alkan adına güreşiyor. 2006 yılı tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı Osman Aynur, Antalya Serikgebiz. Antalya Döşemaltı Belediye Başkanımız Mimar Sayın Turgay Genç adına güreşiyor. Yine bugün burada Asresi Elmalı Akçayımızın öz evladı Teknikerler Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanımız İş İnsanı Sayın Mustafa Yılmaz adına güreşiyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı, 1988 yılı Tarihi Kırkpınar Baş Pehlivanı merhum Recep Gürbüz'ün mahtumu Ali Gürbüz, Antalya. İstanbul Çatarca Belediye Başkanımız Sayın Mesut Üner adına güreşiyor. Yine bugün burada Enes Acar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Samsun Vezirköprü Kumbuz Yağlı Pehlivan Güreşleri önceki dönem Altın Kemer'de güreş ağımız Sayın Bilal Acar adına güreşiyor. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 7. etapında birinci oldu. Dualı Şehirler Meydanlarımız da baş pehlivan olarak güreşmeye hak kazandı. Yıldıray Pala, Samsun. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın adına güreş yapıyor. Bugün İzmitli ünlü iş adamı, pehlivanlarımıza hamilik ve ağabeylik yapan Erdem Taş Makine ve Elektrik Sanayi Limited Şirketler Sahibi iş adamı Ali Ömer Erdem adına güreş yapıyor. Nedim Gürel, Kocaeli Gölcük. Değerli güreş severler, Türk'ün ilk er meydanı Elmalı Güreşlerinde baş pehlivanlık 3. tur güreşleri. Baş pehlivanımızın 3. turda şöyle kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizden, güreşler onlardan. Eğil de kulak ver çekine. Türkiye kefen kimin haddine? Avrupa'dan Çin settine.
Evet, Cazgır efsane Şükrü Kayabaş. Allah derman versin dedi. İşte harika bir yayın. İnternet olduğunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Baş pehlivanlarımız. Bu arada her an yağmur yağabilir. Fırtına kopabilir. Az önce yanıyorduk. Şimdi de rüzgarın altında sıkıntı yaşıyoruz. Burası Antalya Elmalı. Burası yayla. Evet, Hamza Özkaradeniz gerçekten fiziğiyle baş pehlivanlığa yakıştı. Siz ne düşünüyorsunuz değerli güreşseverler? İlyas Eker abi yayınlar. Teşekkür ettim. Cemal Yıldız. Allah derman versin. Maşallah. Celal Erol. Başaltı ne durumda Halil abi? Usta demiş. Ne durumda derken. Arkadaşlar. Yok kiram yok. İlyas Eker, Yusuf Can Zeybek elendi mi? Evet, elendi. Yunus Öz, eline yüreğine sağlık Ali Usta. Manavgat'tan selam. Evet, Manavgat Türkiye Halı Güreşi'nin damgasını vurdu son yıllarda. Rakipsiz. Şükrü Sözen gerçekten öyle bir güreş yapıyor ki rakibi yok gibi gözüküyor. Organizasyonlar anlamında çıtayı öyle bir açtı ki Manavgat, gerçekten takdir etmemek elde değil. Evet, Elif Gündoğan, Hamza Özkaradeniz'e baş pehlivanlık hakikaten çok yakıştı demiş. Tam 4 kez çeyrek finalden dönen bir isimdi. Hamza bu sene karar verdi, asıldı ve başardı. Rabia Kaçar, Hamza Özkaradeniz, Rabbim derman versin, yakıştı tabii ki de. Ramazan Kaya, Manavgat'tan selamlar. Emrah Gezer abi, Yasin abinin bilgisi var mı? Erkan Taş ne oldu? Çıkmadılar ki de. En son galip gelmişti. Bağda çıkmadı. Evet, baş pehlivanlar bir tür fazla güreşeceği için şimdi baş pehlivanları çıkardılar, doğru. Orkun Kaplan Alistan, başaltılar devam ediyorum. Hayır, başaltılar arkadaşlar. Başaltı yani baş pehlivanlardan önce, yanlış bir bilgi de vermeyelim, şöyle bir bakalım da. Yok yok. Patlamayalım. Ama Yasin, evet Yasin yok diyor. Ben de yok dedim. Şöyle baktım şöyle sahaya. Birol Atalay abi Antalya selam. Harun Bulut, Ali tur atladı sanırım. Hasan Yılmaz, Halila kolay gelsin demiş. Abi ben adilim. Bu arada seyirci, merak ediyorum acaba Türkiye'de yani bireysel spor yapıp, yani hangi spor olursa olsun, acaba Ali kadar çok sevilen bir sporcu var mı? Var. Var. Yasin Serhat var dedi. Kim? Kim? Cemal. Evet, Yasin Serhat dedi ki var. Kim dedim? Megastar Cemal Cumbul dedi. Ahmet Karuncalı, Edirne'den selamlar, ağzına yüreğine sağlık abim, sayende izliyoruz her yerde dedi. Arkadaşlar yarın beni yalnız bırakmayın, yarın rekor kıracağız. Yarın Festigan'da kırdığımız 17.100 kişilik izlenme rekoru burada tarihe sezon bitmeden gömülmesi gerekiyor. Yaşar Türkeş selamlar, Tekirdağ Merkez, Ertuğrul Dağdeviren, İlyas Taze, Halil Usta yarın. Sevgili İlyas Taze, ben şimdi bu yazıyı nasıl okuyayım? Halil Usta ya, yarı final herhalde bu ve final puanlamasız olacak diye bir şey duydum, doğru mu? Bunu zaten ben açıkladım arkadaşlar, zaten açıkladık, evet ya, duyumunuz doğru, yarı final, final puanlamasız olacak. Raşit Orhan, Hamza Özkaradeniz adaptasyonu atlatırsa kemere güreşir bence demiş. Ya biraz da buraya getirin ya. Bunlar çok güzel. Bir de baksana ya. Ya güreşi neden ortaya
topluyorlar. Gerçekten anlamak zor. Fatih Cener'e kolay gelsin ustam. Ceviz topluyorum. Cevizin başından izliyorum sizi. Fındığın başında toplayıp izleyenler. Cevizin başında toplayıp izleyenler. Arkadaşlar günah değil mi bize ya? Fındık canımız çekebilir. Ceviz canımız çekebilir. Vallahi insafsızsınız ha. Birol Atalay abi benim adımı söyle. Adımı söyle. İyi bakalım. Söyledim sevgili Birol Atalay. İlker Kozan ne sağdan ne soldan Ertuğrul'un yolundan devam. Ertuğrul Ali Yavuz TV'de çok farklı, neden böyle ki? Ne demek bu? Sevgili Ali Yavuz anlamadım. Evet, er meydanımızda meydan hakemlerimiz pehlivanlarımızı er meydanımızın dört bir köşesine eşit bir şekilde dağıtalım. Al size seyirci cezayı kesti. Evet meydan hakemlerimiz her meydanımızın güney ve kuzey cephesine doğrulan pehlivanlarımızı eşit şekilde dağıtalım. Ali'nin şu an güreştiği yerde bir güreş sahası daha çıkalım. Evet Osman ve Ali şöyle bir çarpıştı. Olur böyle. Emin Uçar 30 bin inşallah hedefimiz. Ya bana böyle gelin. Can tanem Emin Uçar. Bak beni nasıl kalbimden vurdu. Ahmet Demirci Ali finale kalırsa kırarsın hocam. Ya Ali kalmasa da kıralım arkadaşlar ya. İlla Ali ile mi olacakmış? Gökhan Kaya hep seninleyiz usta. Evet yarın arkadaşlar ama final ama yarı final. Bir yerlerde o rekoru kıracağız mı? Bana söz veriyorsunuz mu? İlyas Taze Ali'den sonra en çok sevilen sensin usta. Vay bir dakika. Günün megastar yorumu geldi Ali'den sonra. Kur'an çapsın milleti haset fesat yapar. Gökhan Talip Sütçü. Emeğine sağlık usta, Antalya'mıza hoş geldin. Sütçü kardeşler Orhan Talip, Mustafa, Telha, Sütçü. Saygılar size, Sütçü ailesine. 50 yıldız için de teşekkür ediyorum. Volkan Topçu. Halil hocam selamlar. Serhat Boncuk. Cemal Cumbur ne zaman baş pehlivanına geçecek? Nereden bileyim? Güreşecek, kazanacak. Olabiliyorsa olacak. Abdullah Artürk rekor 20 bin olsun. Arkadaşlar bunu çok istiyorum. Yarın 20 bin mi olur artık? Kaç bin olur onu bilmiyorum. Ama Türk yağlı güreşine Elmalı'ya bir rekor yakışır. Geçen sene burada Hakan Çetin. Çetinler mermer sahibi. 11.770 milyon muydu? 777 bin mi? Tam olarak hatırlamıyorum ama herkesin aklını aldı, ben de dahil olmak üzere. Ne oluyor dedik ya. Hakan Çetin'in rekor kırdığı yerde Akdeniz'in baş pehlivanlara bir yayın rekoru kırsın. Olmaz mı? Eyüp Aktaş 20 bine ramak kaldı. Evet. Gerçekten eğer ki güreş biraz daha uzasaydı 20 bini de bulabilirdik. Yunus Öz 99 yıldızla destek vermiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Bizim için önemli. Yunus Öz hakkını helal edin. Kemal Barucu usta iyi yayınlar. Volkan Topçu Halil hocam selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ olun Dursun Kırtürk. Usta ben de hastaneden izliyorum sizleri. Geçmiş olsun sana. Evet mesaj okuyacağım ama şimdi tabii baş pehlivanların da güreşi başladı. Büyük ortadan da çok güzel kapışmalar var sahada. Batuhan Güzel ve İlker Durmuş kapışması çok dikkatimi çekiyor şu dakikalarda. İlker yeni çıktı boyuna ve 3. tur eğer yanlış bilmiyorsam. Ve 3. turda onlar kim orada puanlamanın orada? Evet.
Semih Yılmaz mı o? Semih Yılmaz Alparslan güçlü karşılaşması büyük ortada. Semih Yılmaz Demireli yoluna devam ediyor. Kazanmayı başardı. Evet, sahada tam anlamıyla çıplak gözle net bir şekilde görebiliyoruz ve izleyebiliyoruz. Hakikaten kaliteli bir güreş var. Tabiri caizse çatır çatır güreş izliyoruz. Osman Aynur ve Ali Gürbüz özellikle tam bir böyle dolu dolu baş pehlivan güreşi izletiyor bize. Osman Aydın'ın dönüşü gördün mü? Küçük orta, küçük boyda. Erol Bursa, Ömer Bulut, Hasan Özel. Havada bir gürülteme sesi geliyor ya. Süleyman, Yasin. Emre geliyor Bulut. Gelmekte olan arka taraf. Elmalı daha şu anda tamamen karanlığa büründü. Bu da bizim yusuflamamıza neden oluyor. Bu arada neler oluyor, hemen orada bir İsmail Balaban hata izledik. Daha doğrusu işte bir anda İsmail Balaban kaslak ve paçadan çekti, müthiş kalktı. Ve seyirciden şöyle bir uuu sesi çıktı. Mehmet yeşil yeşili yere indirdi İsmail Balaban. Şöyle çıplak gözle de sahayı bir radar gibi tarıyorum. Neler olacak onlara da bakıyoruz. Kürşat Korkmaz, Serdar Yıldırım güreşi. Burada küçük orta, küçük boyda da yanlış görmüyorsam Ömer Bulut ama rakibi Erol mu üstteki? Evet. Erol Bursa Ömer Bulut'u yenmeyi başardı. Ama gerçekten süper bir güreş vardı. Ömer Bulut geliyor. Yani Erol zaten belli bir zamandır bu boydaydı. Ama Ömer Bulut buraya çabuk geldi. Ve mükemmel bir performans gösteriyor. Erol Bursa'yı da tebrik ediyoruz. Necmi Özparlar'ın yıldızı. Evet, İsmail Balaban. Gerçekten Mehmet yeşil yeşili gerdan ve sarılmadan çok zorladı. Bir anda Mehmet yeşil kontra yaptı İsmail Balaban'a. O kontrada yakalamak üzereydi yeşil ama İsmail Balaban da adeta saça basmış kedi gibi zıpladı oradan. Bayılıyorum böyle güreşlere. Şimdi İsmail Balaban tekrar kazıktan yan tarafa geçti. Gerdandan zorlamaya çalışıyor. Mehmet yeşil yeşil İsmail. Evet, Orhan Okulu. Arka tarafta çok uzakta. Gerçekten uzak mesafe. Şimdi dikdörtgen bir güreş sahasının dezavantajı bu oluyor işte. Her zaman söylüyoruz, dikdörtgen güreş sahası olmamalı. Elips veya yuvarlak olmalı. Güreş sahası kör nokta kalmamalı. Her yerden güreşleri izleyebilmemiz gerekiyor. Değerli güreş severler. Ali Gürbüz ve Osman Aynur güreşi gerçekten çok keyifli ve çok tempolu geçiyor. Şunu da söyleyeyim, hava kapandı, sıcak yok, sıcak tamamen gitti. Dolayısıyla pehlivanların yorulması için çok az bir neden kaldı. Sadece kendi harcadıkları eforla yorulabilirler. Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu güreşi ayakta devam ediyor. Kürşat ve Serkan Serttürk güreşi
ayakta devam ediyor. Ertuğrul daha deviren nerede? Evet, tam ortada. Ve Osman Kanlı mı yapıyor? Evet, o güreşe de Ertuğrul'dan adeta balyoz gibi bir tırpan izledik. Bu arada 3589, evet, herkese teşekkür. Yayınımızda olan herkes muhtemelen yayını paylaşmadı ama ricamdır. Şu emeğimize destek. Hemen şimdi yayınımızı güçlü bir şekilde paylaşalım değerli güreşseverler. Rekor kırma işini yarın yapacağız. Yarın herkese final veya yarı finalde rekor kırmaya bekliyorum. Efe Atabey Usta, Kırat ne yaptı? Güreşiyorsa onu da çeker misin? Kırat ne yaptı? Kırat. Efe Kırat'ı şu anda göremiyorum. Puanlamada mı o? Yusuf'la mı? Yusuf'la güreşen kim? Ömer mi? Bu arada arka tarafta Orhan Okulu. Göremiyorum ki orayı. Görüyorum. Evet, Orhan dış kazıkta yaymaya çok yakındı rakibini. Ama oradan Enes çıktı. Evet avuçlar. Ve güreşseverler. Bastırdı Orhan Okulu'yu. Şimdi bülbül lazım. Tek sarmadan zorlamaya başladı Orhan Okulu'yu. Neler olacak? Pehlivanlarımıza şöyle. Bir sakatlık mı var? Hakem güreşi durdurdu. Baş pehlivanlık güreşlerinde Hamza Köseoğlu baş pehlivana bir ihtar verilmiştir. Evet, Enes Doğan ve Orhan Okulu bir anda seyirciyi coşturmayı başardı burada. Evet, 3700'e geldik. Yasin Serhat seyirci hemen yayını paylaştı ve cevap verdi. Teşekkür ediyoruz. Batur Ayavcı Usta Balıkesir'in gururu medar iftarı Emirhan Ergin ne durumda? Onu bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi güreş varken yenildi mi? Birinci turda yenildi. Evet, birinci turda yeni yenildi mi? Bu arada Enes Doğan Orhan Okulu'yu yendi. İşte Yusuf Can Zeybe'yi yendiği pozisyonda Sayvat da yendi. Bir yıldız parlıyor. Yasin Zaret kamerana helal olsun. Şu pozisyonda iğneden ipliği geçirmişsin, orayı çekmişsin. Helal olsun sana. Gerçekten seyirci muazzam bir tepki gösterdi. Bu tepki tabii ki çok pozitifti. Elmalı Yuva kasabasından Enes Doğan'ı seyirci bağrına bastı. Bu topraklarda yeni bir yıldız doğuyor. Hatta doğdu bile. Adı da Enes Doğan. Az önce Yusufcan Zeybe'yi yendiği oyunla, hatta tıpatıp birbirinin aynısı oyunla iki dev ismi yenmeyi başardı. Fatih Avşar, Halil Hocam biraz uzaktan çekersen herkesi izleme şansımız olacak. Sevgili Fatih, bak sizleri seviyorum ama bana tamam, kötü niyetin kötü değil. Ama öncelikle yanıma gel, benim ne yaptığımı gör, ondan sonra bana tavsiye ver. Ben şu anda o pozisyonu tam 100, hadi 100 kısaltayım, 85 metreden çektik. 85. Lütfen yapmayın bunu. Yani bizim bunlara ihtiyacımız yok. Bizim sizin yayınlarımızı paylaşmalarınıza de yıldızlara ihtiyacımız var. Yani yapmayın bunu. Böyle şeyler bizim modumuzu düşürüyor. Bunu da özellikle söylüyorum. Hüseyin Gümüşalan Hamza Köseoğlu'nu birkaç tır dışarı kadar çıkartıyor. Küçük orta, büyük orta. Ali Gürbüz Osman Aynur kapışması. Kemal Alpaslan geliyor, gelmekte olan Enes Doğan oyun bozan demiş.
Barry Durakov abi, dörtlü ekran yapın. Dört tane kameram yok ki. Bir tane kamerayla biz size bu hizmeti veriyoruz arkadaşlar. Bir kamera. Bunu biliyor olmanız lazım. Hasan Yalım Gaziantep'ten selam. Mehmet Özalay usta, bugün rekor kıralım, yarın da bugünkü rekoru kıralım. Bana uyar Sayın Başkan. Bana uyar. Bu arada 4000'e çıktık. Harikasınız. 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 Şimdi yeni gelen arkadaşlar da bir herkes paylaşsa en az bir kişi tıklar. Bir anda 8000 gelir. Büyük boy pehlivanlarımız çok acele. Biz de isteriz 4'e bölelim ama bunu şu anda başaramıyoruz. Kendi çabamız ve mücadelemizde yaptığımız yayınlarda sizlere hizmet veriyoruz uzun yıllardan. Ali Canlı kolay gelsin Ali abi. Eyvallah Fatih Akıllı. Hey maşallah. Alanya'dan selamlar demiş. Cemal Yıldız paylaştım usta diyor. Bu arada Hüseyin Gümüşalan ve Hamza Köseoğlu arasındaki güreşte muammalı bir pozisyon var ve seyirci buna devam tepkisi verdi. Fatih Avşar, yanlış bir şey söylemedim hocam. Bak Fatih, beni anlamak istemiyorsan o senin bileceğin bir şey. Ben sana yanlış bir şey söyledin demedim. Dedim ki yanıma gelip benimle çalışmadan, burada bizim ne yaptığımızı anlamadan bana fikir verme dedim. Yani bu benim modumu düşürüyor dedim. Yani bana buna cevap vermene gerek. Eyvallah de geç. Kadir Akbaş, hoş geldin ağam. Akbaş Bidecilik, 1000 yıldız daha. Seviliyorsun Kadir Akbaş. Birin bin olsun Kadir Akbaş. Mert Aslan, dörtlü ekran isteyen. Küçük orta, küçük boyda. Arkadaşlar, televizyon tanıtımı, yayını yapmıyoruz. Yurdaha Şimşek, çok acele. Müsabakalarınızı yapmak üzere her meydanındaki yerlerinizi alınız. Yakup Kılıç, maşallah Enes. Yenisi yıldız parlıyor. Hüseyin Gümüşalan, kürsü bekliyoruz senden. Abdullah Duygu Palas. Serik'ten selam usta, kolay gelsin dedi. Şimdi biraz yorumlara ara verelim. Hüseyin ve Hamza güreşinde hala hakemler karar veremedi. Neye bakıyorlarsa artık. Hüseyin'le de Hamza'nın bir tartışması var ama öyle hani sert bir tartışma değil. Osman Aynur Ali Gürbüz karşılaşması. Hemen arkada İsmail. Hüseyin Gümüşalan galip. Evet, Hüseyin Gümüşalan galip anonsu geldi. Seyirciden gene bir çok hoş olmayan, kulağa hoş gelmeyen, er meydanına yakışmayan bir yuh geldi. Yani orada kim? Evet, İsmail Koç gene acı kuvvetiyle adeta rakiplerine baskı kurmaya küçük devam orta, ediyor. Küçük boy ve küçük orta büyük boy pehlivanlarımız orada acele salavat almak üzere er meydanına. Neler yapıyorsun? İsmail Koç. Adam hem sallı hem de acı kuvveti olunca gerçekten biraz da güreşi öğren. Bu arada İsmail Balaban acaba paça kazıktan kaldıracak mı? Mehmet yeşil yeşili diye düşündüm ama sonunda vazgeçti. Halil Ordu, yarını heyecanla bekliyorum demiş. Evet, yarın tabii ki stres ve baskı daha çok artacak. Dolayısıyla güreş kalitesi kesinlikle Halil Ordu'nun da tahmin ettiği gibi çok çok yükselecek. Erkan Erkol, hoş geldin. 100 yıldız göndermiş Erkan Erkol, kesesine bereket. Teşekkür ediyorum. Ve sürekli söylüyoruz. Pehlivanlık güreşlerinde Osman Kan baş pehlivana bir ihtar verilmiştir.
Evet, Osman Kan pehlivana bir ihtar verildi. Fasa 50-38. 17 Adana Erkan Erkol'a bir kez daha teşekkür ediyorum. İbrahim Kara yağmur geliyor demiş. Evet, arkadan hissediyoruz. Hakan Biricik harikasın hocam, teşekkürler, sayende güreşlerden haberimiz oluyor. Ünal Kayalı paylaştı Mustafa, kolay gelsin. Harikasın Mustafa Ecin. Hüseyin Galip, Ali Birgül Eşek Garan'dan selamlar. Arkadaşlar İsmail Koç gerçekten Mustafa Batı'ya olağanüstü bir baskı kurdu. Yani şöyle söyleyeyim, Mustafa gerçekten çok dayanıklı bir isim. Ve o dayanıklılığı sayesinde bu baskıya karşılık verebiliyor şu dakikalarda. Tabii pehlivanlık, yani ustalık çok önemli. Güreşi iyi sayabiliyor, iyi okabiliyor. Mustafa Batı. Ama karşısındaki isim gerçekten hem çok kuvvetli hem de çok ağır bir isim. Ve son haftalarda hani diyoruz ya, İsmail Koç'un içinden adeta bir canavar çıktı diyoruz. Bu haftalarda böyle İsmail Koç adeta bir canavar gibi. Çok kıymetli yağ görevlileri, lütfen pehlivanlarımıza yağ verelim. Osman Kan, Ertuğrul Dağ deviren güreşi bakalım nasıl sonuçlanacak. Şöyle bir bakıyorum da Osman'a, Ertuğrul Kan o kadar küçük de durmuyor Osman. Yani vücut büyüyünce yani maçta şişiyor tabii. Ben de güreşirken 74 kilo olduğum zamanlar beni millet 110 kilo zannediyordu. Halil kaç kilosun, 74 deyince ya 110 kilo gibi duruyorsun. Evet, Osman ve Ali Gürbüz neler yapacak? Bu arada Ali Gürbüz dedik, Ali Yıldız bize 100 yıldızıyla destek verdi. Her zaman bunu yapan bir isim. Ali Yıldız hoş geldin. Kesene bereket. Ali Rıza Korkmaz, Bağdat TV izleyebilirsiniz. Yusuf Akay, Elmalı seyircisinin yarısı kule hakemleri kadar güreşi anlar. Seyirci tepki verirse kule daha dikkatli baksın. Bak. Aynen öyle. Mehmet Ali Gülbaş, net galip gördüm. Üp, Zeyrek, atasporumuza gönül veren herkese selam olsun. Pehlivanlarımıza Allah derman versin dedi. Teşekkür ediyoruz. He? Yağmur, evet, yağmur geldi Şemsiye diyor. Şemsiye. Küçük orta büyük boy pehlivanı Ensar Bıyık. Bu sana yapılan son çağrıdır. Çok acele, er meydandaki yerinizi alınız. Şemsiyemiz geldi. Kırık dökük şemsiyemizle Yasin Serhat. Pardon. Vay arkadaş, şu halimize bak. İnanamıyorum ya. Millet yatağına bağlasın abi. Millet bizi bir görsün, karizma yerlere biteriz. Bu arada 4635. Teşekkür ediyoruz. Bizi destekleyen herkese. Bu arada Batuhan Güzel, İlker Durmuş'u yenmeyi başardı. Sağlık görevlileri, her meydanımıza müdahale edelim. Sağlıkçılar, değerli güreşseverler, kıymetli konuklarımız. Türk'ün ilk er meydanı, Elmalı er meydanında küçük orta küçük, küçük orta büyük boyda 3. tur müsabakaları. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah, yiğit Türk aslanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah derman versin. Değerli güreşseverler, şu anda arkamızdan yağmur geldi. Yani hafiften ıslanıyoruz da, az önce yanıyorduk, şimdi ıslanıyoruz. Hay Allah'ım. Evet, Turgut Cebeci, Mustafa Batu'nun yine sol bacak çekti demiş. Arkadaşlar kolay değil. İsmail Koç gerçekten
yani kuvvetini hissettirerek güreşiyor. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Yani İsmail Koç bunu iyi yapabilen pehlivanların başında geliyor. Her pehlivan kuvvetini kullanarak güreş yapmadığı için bazı teknikler yarım kalıyor ama İsmail Koç öyle değil. Mehmet Ünsal eze eze sakatladı diyor. Serkan Kuş, Atakan Makas ne durumda, kolay gelsin. Atakan Makas ne durumda? Onu bilemiyorum şu anda kardeşim. Şahali Kızıl, İsmail Koç pitona bağladı Halil abi demiş. Vallahi doğru söylemiş. İtiraz edemedim. Hasan Özkan, Ömer Bulut puanlamada ne oldu? Az önce puanlamada yenildi. Ömer Turgut Ali Ustam, ben Çırağan Hüseyin selamla paylaşım yapıldı. İyi yayınlar demiş. Hüseyin'e çok çok selam gönderiyorum Muğla'ya. Muhittin Özdemir Halil abi, emeğine sağlık, İstanbul'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mahmut gözü yanık, Osman Kan kamera. Osman'da da sakatlık var arkadaşlar. Orada güreş durdu. Şu anda güreşi devam eden Ali Gürbüz, Osman, Aynur hemen yerde yanda. Onu da kadraja al Yasin. Serkan Serttürk ve Kürşat Korkmaz. Keşke her zaman böyle yakın olsalar da bir kadraja iki isim koyabilsek. Daha doğrusu iki isim koyabilsek. Bu arada İsmail Koç ve Mustafa Batu güreşi ayakta başladı ama başlar başlamaz İsmail Koç inanılmaz bir şekilde Mustafa Batu'nun üstüne gidiyor. Mustafa Batu bir çare üretmek zorunda. Yıldıray Palay'ı mı? Nerede? Görebildik mi? Evet, Nedim Gürel. Bu arada genç isim Yıldıray Palay'ı ilk baş pehlivanlık. Bu arada daha önce de söylemiştim, Yıldıray sağdan sekerek çıkıyor demiştim. Ve şu anda bir önceki turda Yıldıray Palay tamamen sekerek çıkıyor. Bir tur önce de dikkatimi çekmişti ama artık yürümekte zorlandığını görüyorum. Baş pehlivanlık boyuna hoş geldin Yıldıray Pala. Baş pehlivanlarımızın toplama saati gelmişti. Adem Uğraş. Özkan Yılmaz yenildi kardeşim. Ayfer Teke Özgün. Hocam bu üçüncü yazıyorum lütfen. Büyük boyda Tunahan Özgün ne yaptı? Tunahan Özgül büyük boyda ne yaptı? Yani inanın bana görmedim. Yani görsem zaten birçok insana cevap veriyorum. Şöyle bir düşündüm, acaba gördüm mü göremedim mi diye. Hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Hüseyin Öz abi İzmir'den selam. Teşekkür ederiz. Ali Büyük Solak. Seyirci Mehmet Yeşil'i yuvaladı. Seyirciyi kınıyorum. Tüm pehlivanlara kazasız belasız başarılar diliyorum demiş Ali Büyük Solak. Ali Akkaya, Enes Şampiyon, Recep Oktay, Balaban Yeşil ne oldu? Bu anlama yapıyorlar. Yapacaklar daha doğrusu. Naci Gül ustam ağzına sağlık. Olsun Ankara Sincan'dan Naci Gül sevgilerimle demiş. Teşekkürler. Eyüp pehlivan oldu. Hamza Özkaradeniz ne yaptı? Devam ediyor. Puanlama yapacak biraz sonra. Hüseyin Ali Çavuş. Batı Trakya'dan selam. Eyvallah. Berkay Savaş, İsmail Koç'un hakkını yiyecekler belli oldu. Sevgili Berkay, bunu nasıl, lütfen uzun bir açıklama yapar mısın? Okuyacağım, bekliyorum. Yani o belli oldu kısmını biz niye göremedik? Ya da biz niye anlayamıyoruz? Sen nasıl anladın?
Yemin ediyorum merak ettim. Bir yazarsan sevgili Berkay. Murat Özyetim, Emirhan Saygı'yı da çeker misin hocam? Emirhan Saygı'yı da çeker misin? Kendimizi bazen dört kollu canavar gibi hissetmemizi sağlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir kamerayla koskoca güreş sahasını iyi kapışmaları çekiyoruz. Benim de gördüğüm kadarıyla sosyal medyadan tüm pehlivanlar bizim görüntülerimizi paylaşıyorlar. Hatta aileler. Ama gene de sizi memnun edemiyoruz. Üzülüyorum. Yani bu arada İsmail Balaban, bir dakika. Hayır, İsmail Balaban değil. Sağ çok dolu. Birbirine benzemeye başladı pehlivanlar. Murat Çil, Balaban yeşili gösterir misin? İşte herkes bir şey istiyor. Arkadaşlar, elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Bu kadar çok güreşin içinde bahsettiğiniz isimleri bulmak bile apayrı bir problem. Raşit Ören, Hamza Özkaradan, İsmail Koç eşleşmesi çok iyi olur. Öncelikle kurada birbirlerini bir bulsunlar veya ilk önce buradaki bu turdaki rakiplerini bir yesinler bakalım. İsmail İlhan Özkaradeniz kardeşim şimdi puanlama yapacak. Ama bu kalabalıkta Özkaradeniz'i nasıl bulacağız? O da apayrı bir sorun. Bakacağız neler olacak. Şöyle Özkaradeniz'i. Galiba gördüm. Şu anda ayakta duruyor. Yunus Emre ile güreşiyor değil mi? Evet, şimdi şöyle kısa bir ara vereceğiz yorumlara. Puanlama sahası, ya en azından puanlama sahası ile normal güreşi aslında çok basit bir şekilde ayırabilirsiniz. Değerli güreş sever hakemlerimiz herhalde güreşi seviyorlardır. Güreşin menfaat için bunu yapmaları gerekiyor. Yani puanlama bölgesinde normal güreş olmasa, çünkü puanlama güreşi diğer güreşlerin biraz önünde olduğu için. Bu arada Ertuğrul tempo bildirmeye başladı. Osman Kan'a. Osman Kan bakalım dev ismi. Antalya'da kendi sağ ve seyircisi önünde saf dışı bırakabilecek mi? Osman Kan. Ertuğrul daha deviren. Güreşin yüzünde üstündü Ali Gürbüz. Osman. Aynur karşısında. Bakalım neler yapacak. Yusuf, Yunus Emre'ye. Yaman ve Hamza Özkaradeniz. İkisi de bu sene baş altından geldiler. Üçüncü tura çıkmak istiyor. İsimler Osman Aynur ve Ali Gürbüz. Osman Aynur'un. Evet, Kürşat. Serhat, Serdar, Serkan Balcı, Serkan Sertürk'e en sonunda üçüncüsünde bulduk. Serkan Sertürk'e galip geldi. MCM Özparlar güreş kulübümüzün baş pehlivanı. Mehmet Özparlar, Antalyalı iş adamımız, kendi ekonomisiyle MCM Özparlar güreş kulübünü kurdu. Şu anda Türkiye'de tek. Bu arada Mustafa Batu İsmail Koç'a döşenmek istedi ama İsmail Koç boyunduruktan yakaladı. 41 numaralı hakem
pozisyon. Yan tarafa geçti. Burgu'dan kurtarıp yatırdı. Sırt aşağı çengelle. Olağanüstü bir galibiyet. Boyunduruktan kurtuldu. Arka tarafa bir anda burguladı. Sonra kemaneledi. Öne doğru tekrar geçmeye çalışan İsmail Koç'u Burgu'dan çengelle yatırdı. Mustafa Batu günün galibiyeti. Gerçekten azmin zaferi de diyebiliriz. Seyirci mest oldu. Tebrikler Mustafa Batu. Sencer Biçe, Mustafa Batuşov. Ali Şahin Çipet, Ali Helal Mustafa Batu. O nasıl bir yenişti öyle? Evet, o yenişi az sonra sayfamıza hemen atacağız. Ama şu anda sağanak yağmur başladı. Biz kameramızı ve kendimizi ıslanmaktan korumaya çalışıyoruz şu dakikalarda. Ramazan Aykan, tebrikler Mustafa Batu. Adem Doğan, helal Mustafa Batuhan. Usta demiş. Adnan Koral 99 yıldız göstererek destek verdi. Teşekkürler Adnan Koral. Serdar Tohumcular. Biz de burada mest olduk abi demiş. Aynen öyle. Gökmen Tavşan, Mustafa Batu'dan çok net bir galibiyet. Yörük Olacır, İsmail Koç resmen hakkını yediler gene demiş. Allah Allah. Yörük Olacır, yani aynı güreşimiz dedik. Yani bu hak yemek olayını bir açıklar mısın? Nasıl oldu? Nasıl yaptı? Yani bunu biz nasıl göremedik? Emin Özkan, Ali Ustam canavarın sonu demiş. Evet, bugünlük öyle oldu galiba. Ahmet Yıldırhan, yüzümüzü güldür bir kere de İsmail Koç. Ali Romanatse, güreş yürek işi, tebrikler Batu. Hakan Hankulu, maşallah. İbrahim Güler, Mustafa Taş ne yaptı ustam? İsmail Koç yenmişti. Var adam. Osman Kan her an galibiyete gidebilir ve gitti. Büyük bir zafer. Evet, burada Osman Kan bulduğu bacağı kurtardı. Ertuğrul Dağ deviren. Osman Kan'ın patlayıcı hücumunda bir anda dengesini kaybetti. Orada ayağında da bir sıkıntı olabilir. Şu anda da yerde zaten. Burada açıldı ve puanı verdi. Ertuğrul Dağ deviren Osman Kan gerçekten büyük bir zafer elde etti. Ertuğrul Dağ devireni yenmek çok kolay değil. Gençler büyük zaferler elde ediyor. Önce Enes Doğan Orhan Okulu'ya galibiyet çıkardı. Şimdi Osman Kan. Ertuğrul Dağ devireni yendi. Gerçekten neler oluyor? Erkan Erkol, helal olsun Mustafa Batu. 50 yıldızla destek vermiş Erkan Erkol. Teşekkür ederiz. Başaltı peymanlarımız, Sait Aslanlar. Çok acele salavatlarla izlenen meydanındaki yerlerimiz alınız. Değerli güreşseverler, bu arada yani yağmuru görüyor musunuz bilmiyorum ama biz şu anda tamamen açıkta. Üzerimizde bir elimizde şemsiye, bir elimizde kamera, bir elimizde anlattığımız cihaz. Sizlere hizmet vermeye çalışıyoruz. Gerçekten bizim şöyle biri resmimizi çekse. Biz akşam sayfaya atsak. Emirhan İlhan 50 yıldızla destek vermiş. Teşekkür ediyorum Emirhan'a, İlhan'a. Harikasın. Ne? Yunus Emre Yaman. Evet, Yunus Emre Yaman da Hamza Özkaradeniz'i yenmeyi başardı. Evet, Yasin ne diyorsun? Gençlik ihtilali var resmen. Var, özel bir yazı yazmak lazım. Baş mihraklık güreşlerinde İsmail Balaban ve
başkentlilere birer ihtar verilmiştir. Arz olmalı. Evet, Mehmet Yeşil ve İsmail Balaban'a ihtar anonsunu hep birlikte işittik. Yağmur bizi şu anda oldukça zor bir duruma soktu. Bir de rüzgar çıkarsa biteriz. Yasin. O zaman biteriz. Ertan Kaymaz, emeğinize sağlık usta. Arkadaşlar, dediğim gibi şartlarımız zor. Dolayısıyla güreşi anlatmakta da çok zorlanıyoruz. Usta o ya, Yasin rüzgar da geldi galiba. Usta Şakir Bayram 99 yıldızda bize destek vermiş. Teşekkür ediyoruz. Rıza Durmuş, Onur Susuz, Gökhan Öz, Evre Duman, Seçkin Duman, Kerem Kerem, Mustafa, Metin Mustafa, Temizce, Mustafa, Engincan Akşit, Çok Acele Er Meydanı'nda. Bizim bir resmimizi çeker misin? Bir resmimizi çeker misin? Şu halimizi bir görün. Hocam bir saniye. Osman Aydır Başbehlivan'a bir ihtar verilmiştir. Onu attın bana. Onur Susuz. İnsanlar görsün bizim neler yaptığımızı. Tuncay Karaçelik, helal olsun Osman Kan. Eyüp Yıldız abi, kolay gelsin. Yeni geldim. Ali Gürümüz şu an puanlamada kardeşim. Ekrana bakarsan zaten görürsün. Ekranda olan adamı soruyorsunuz. Bunu yapmayın bari. Yunus Emreoğlu da Allah kolaylık versin usta demiş. Eyvallah çırak. Mehmet Hamdi Akseri, yen şunu yeşil. Himmet Çolak, yağmurun sesi senin sesine ne güllük katıyor demiş Himmet abi. Abi eğer fırtına çıkarsa bu şemsiyeler de gider. Biz tamamen biteriz burada. Hadi biz neyse vaziyeti idare ederiz de ekipman ıslanırsa yanarız. Art of Wrestling kıymetli dostum, kolay gelsin ustam demiş. Art of Wrestling'e, Türkiye Halı Güreşi'nin fotoğraftaki megastarına selam ve saygılar. Ali Datlıoğlu Karataş, selamları yayınlar dilerim. Pehlivanlara başarılar diliyorum. Eyvallah. Selçuk Yıldız, hayırlı işlerin olsun. Yayınlar süper, teşekkür ederim demiş. Sağ olun kardeşim, sağ olun. Vay arkadaş ya. Elmalı her zaman bir macerasın. Evet, Kadıköylü Veli ve Taceddin Erişen, Mustafa Kartal. Herkes kıkır kıkır gülüyor. Arkadaşlar ağlanacak halimize giriyorsunuz. Valla. Neyse, biz de gülüyoruz zaten. Halil Kaya, Döşem Altıkaya, Mektan Halil Kaya, Lüstam, adam gibi adam. Eyvallah. Erhan, Şahin Bresler, usta saç kavurmadan açıklamaya dur. Saç kavurmadan açlamaya doğru gidiyor. Vallahi doğru. Ne olacak bizim bu halimiz? Mehmet Sencan. Ay maşallah, her zaman gibi efsane bir yayın. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Mehmet hocamıza, Kangalların efendisine, Eksozcu Karagöz, Mustafa Altunok. Eliniz emeğin sağlık abicim. Sen de olsan olmasan güreş izleyemeyeceğiz demiş. Evet, alt boyları da Yasin önemli alanlarda hemen yapıştırıyor son itibariyle. Sayfamızın özelliği bu. Şaban Salman, maşallah Lüstam, kolay gelsin, süpersiniz. Eyvallah. Bu arada tribünlerde bizi izleyenler var muhtemelen. Şöyle bizim halimizi bir video çekip veya bir resim çekebilir mi? Yani ben istiyorum ki herkes şurada verdiğimiz mücadeleyi görsün. Yasin, iş doluya doğru gidiyor galiba.
İsmail İpek. Size destek olmak için sizin yayın devamlı açık. Aynı anda TV'de açık demiş. Teşekkür ediyorum kardeşim. Habib Ilgın Belek'ten selam usta, eyvallah. Taceddin Erişen, Ali Usta saç kavurma işi vardı, sulu kavurma mı oldu? Vallahi billahi öyle oldu. Ya burada tribündeki seyircilerden yok mu canlı yayın izleyenler? Ya vardır. Himmet Çolak, Halil hocam seni seviyor bu tür maceralar demiş. Ah be abi. Güreş mi çekiyoruz şu anda yoksa can mı çekişiyoruz onu bilmiyorum. Ali Kurtan ustam, Yağmur seni keyfe getirdi maşallah. Keyfe getirdi de halimize gülüyorum yani şu anda. Altan Özcan, yarın bugünü arayabilirsiniz demiş. Aha, yaktın bizi. Duydun mu ne dedi Altan? Yarın bugünü arayabilirsiniz diyor. Yani Altan bunu söylüyorsa biz bittik demektir. Burada Ali mi Osman mı, neler olacak? Ali ortak asla bırakmadı. Yarısı da kaydı. Oradan eli septi, söktü. Kim? Osman Aynur. Bir anda güzel bir rally izledik. Ama güreş tekrar ayağa toparlandı. Yağmurun etkisi artık pehlivanları endişelendirmeye başlayabilir. Neden? Kaslar sıcak. Az önce cehennem gibi bir havadan soğuk bir havaya geçtik. Hani Gürbüz dış kastaktan tutup yana doğru sepmek istedi. Tabii çok iyi tanıyor artık rakibi. Ali Gürbüz, Osman Aynur oradan eli söktü, attı. Beni bırak Ali dedi. Ali de bıraktı zaten. Ali bir kez daha ortaya, artık Ali'nin sabrı kalmadı. Müsabakayı sonuçlandırmak istiyor. Temposunu arttırdı. Orta kastaktan çekip budamak istedi. Şimdi yan paçaya geçti. Yarttı puana doğru, sertmeye doğru gitti. Sert önüne bastı. Kemaledi puan aldı. Ve seyircinin aklını aldı. Ali Gürbüz. Çek, çek, çek abi. Çek, 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 çek. Çek abi. Evet. Ali Gürbüz artık güreşi bitirmeye karar verdiği anda o bombardıman ve 16 savaş uçağı gibi saldırmaya başladı. Bütün bombalarını Osman Aynur adeta attı ve en sonunda tam isabetle sonuca ulaştı Ali Gürbüz. Umut Kartal 99 yıldızla destek vermiş, teşekkürler. TV'de spiker Ali için elmalı kendimi diyor. Ali bizim yeğenimizdir ama Korkut Elili'dir. Vedat Nuri Ulutaş, Halil Bağdat sağ ol yayın için demiş. Salih Topçu, ustam YouTube yorumlarına bakar mısın? Arkadaşlar, sevgili Salih, şu anda biz milimetre kıpırdayacak halimiz yok. Durumumuz kötü. Bunu anlamıyorsunuz. Yani bizi görmediğiniz için yani yoruma bakmak bir kenara, şu anda güreşi çekmekte çok zorlanıyoruz. Ben gene de seyirci bize gönül koymasın diye elimden geldiği kadar yorum okumaya çalışıyorum. Ama öyle YouTube falan filan şu anda yapamam. Ramazan Kaya 99 yıldızla destek vermiş. Teşekkür ediyorum. Ali Müşerref Başayan hadi yeşil be demiş. Ramazan Kaya tekrar tekrar teşekkürler. Ali Günay, senin Allah'ına kurban be Ali Gürbüz. Ben de bize söyleyeceksin zannettim ya. Veli Arıcı, kralsın Ali Gürbüz, senin gibisi az gelir bu er meydanlarına. Evet, Ali Gürbüz'ün yeli aşağıdan gelen tüm pehlivanlara bakıyoruz. Çok doldurulabilecek bir isim gibi durmuyor Ali Gürbüz. Zaten bu yüzden de seyirci ona hakkını veriyor. Mustafa Sümbül, çocuklarınla beraber izliyoruz. Bir selam gönderebilir misin? Muzaffer ve Furkan için. Evet, her ikisinin de yanaklarından öpüyorum. Muzaffer'e ve Furkan'a selamlarımızı gönderiyoruz Antalya Elmalı'dan. Mustafa Kartal, yağmur bayağı bastırdı. Evet, biz şu anda yağmurun altındayız arkadaşlar. Yani elimizde dandik bir şemsiye ıslanıyoruz. Ne güzel. Erkan Erkol,
Hey 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 Ali Gürbüz. Maşallah Rabbim derman versin. Sağ olasın demiş. Erkan Erkol 100 yıldızda da destek vermiş. Evet. Teşekkür ediyoruz da. Hepinize. Evet, muazzam bir yağmur var. Yani yağmurun sesi mikrofonumuza geliyor mu bilmiyorum. Ramazan Buse Şahin, Allah yardımcınız olsun. Evet değerli güreşseverler, yarın rekor çalışması yapacağız. Yarın Akdeniz'in baş pehlivanları 17.100 kişilik izlenme rekorunu sizlerle beraber kırmaya gayret gösterecek. Yunus Öz 50 yıldızla destek vermiş, teşekkürler. Ahmet Çalvarlı bayraklarla selamlamış. Ömer Güleç geliyor hocam, geliyor. Feridun Yavuz, Allah'ına kurban Bağdat Ustam demiş, eyvallah. Sabri Usta, Gürcistan Batum'dan selamlar. Tayfun Turgut, yağmur var yağmur. Ali Durak, yıllar önce Ali Gürbüz. Nerede o yorum? Volkan Soyarslan, saç kavurmaya su katılmış oldu demiş. Vallahi bilmiyorum. Yasin Serhat, yarın ne yapacağız? Yarın da bu iş böyle olursa yandık. Yunus Öz, Allah'ım derman versin Ali Ustam demiş. O İsmail ve Ali güreşinde ben burada çok ıslanmıştım. Su başmıştı sahayı. O gün aklıma geldi. Ama ne olursa olsun çekime devam değerli güreşseverler. Mehmet Şevkan, Haydi Balaban finale. Ali Gürbüz yarışır. Yiğit Kartal, Ali Gürbüz, İsmail Aybaz maçı ne oldu? İsmail Aybaz kim arkadaşım? Mustafa Cingöz, iyi yayınlar Ali Bağdat Ustam. Elmalı'nın yeni değirmencisi var mı dersin? Olabilir. Arkadaşlar şu yorum işine bir ara verelim. Öncelikle şu sahaya bakalım. Ve ekipmanımızı da koruyalım. Yasin'i de koruyalım. Arkadan ıslandı Yasin. Evet Mehmet, yeşil yeşil mi? İsmail Balaban mı, yoluna kim devam edecek? Başaltından daha güzel eşleşmeler ve kapışmalar var. Usta bir şöyle bir... Hakemlerimiz de yağmurluklarını girdi. Mehmet yeşil yeşil, İsmail Balaban güreşi. Bir Ali Gürbüz İsmail Balaban güreşi olabilir mi? Senaryonun bir parçası. Bu sefer de Mehmet yeşil yeşil olabilir mi? İsmail Balaban arayışları var, paçaları tehdit ediyor. Yeşil karşısında. Yeşil şimdi yukarıdan kolları bağladı. Daha istekli ve daha arzulu olan İsmail Balaban, ama bu sene Mehmet yeşil yeşilin
bekle, gör, hamleni yap stratejisi birçok güreşte işe yaradı ve son hamlesiyle adeta şah ve mat dediği birçok güreşi izliyoruz. O yüzden bakalım şahmatı kim söyleyecek? Hep beraber göreceğiz. İsmail Balaban'ın atakları var ama çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü artık saha çok tehlikeli. Diz, bilek ve kasık sakatlıkları için şu anda Er Meydanı son derece müsait. Allah korusun. Az önce fark ettiniz mi bilmiyorum, İsmail Balaban kaydı. O yüzden özellikle kas kütlesi fazla olan, sert adaleye sahip olan pehlivanlar şu dakikadan önce, şu dakikadan sonra büyük bir risk altında. Adele yırtığı yaşayabilir bu kaygan zeminde. Yağ ve su birleşti çünkü zemin yağlıydı tamam ama artık suyla beraber adeta bir buz pisti haline geldi. Yarın bakalım neler olacak. Altan Özcan'ın dediği gibi yarın arayabilirsiniz demesi beni biraz korkuttu. İsmail Balaban sert bir boyundurukla Mehmet Yeşil Yeşil'i yakalamaya çalıştı ama başaramadı. Mehmet Yeşil Yeşil Balıkesir'de aradığını bulamayan isimdi. Bakalım burada bu dev organizasyonda aradığını bulabilecek mi? Sarı Fırtına'yı kendi evinde mağlup edebilecek mi? Mehmet Yeşil Yeşil. Evet, nedenini bilmiyorum ama hiç bu kadar çok sağlık personeli anonsu duymamıştım bugüne kadar. İsmail Balaban çok istekli ve arzulu gözüküyor ama tabii bu görüntü kimin kazanacağı noktasında bir ayrıntı değil. Çünkü Mehmet Yeşil Yeşil'in stratejisi belli. Hata yap İsmail Balaban. Avlayayım seni İsmail Balaban görüntüsü bu. Çünkü İsmail Balaban'ın seyirci baskısı var.
Elmalı'da yoluna devam etme arzusu var. Burada kazanma arzusu var. Yeşil de bunu iyi bildiği için onun artık tamamen kontrolü kaybetmesini bekliyor. Sakin ve kontrollü bir şekilde güreşi uzatabildiği kadar uzatacak. İsmail Balaban'ın sabrının bittiği noktada yapacağı hamlede hamlenin arkasına hamle yaparak kazanmaya çalışacak Mehmet Yeşil Yeşil. Tabii kaygan zemini de hesaba katmamız gerekiyor şu dakikadan sonra. Her an kayarak bir dezavantaj yaşayabilir her iki tarafta. Yukarıda kollar bağladı ama İsmail Balaban bu bölgelerde fazla kalmıyor. Hemen güreşi çiziyor. Böyle havalarda gerçekten büyük isimlerin geniş çıkarması çok zor. Bu an çıkarması da zor çünkü sıcak havanın etkisi olmadığı için yorgunluk çok kendini göstermiyor. Hatta yağmur dinlendirici bir halde alabiliyor. Evet, bugün adeta seyirci güreşe doydu. Sinan Yıldız'la şey miydi o? Muhammed Ocak mıydı? Evet, Sinan Yıldız, Muhammed Ocak güreşi seyircinin adeta aklını aldı. Harika bir güreş izletti her iki tarafta. Verdin mi orayı? Tebrikler her ikisine de, her iki genç isme de. Evet, şu şeye de bir bakalım. Saat 6'yı 10 geçiyor. Bir tur daha yapmaları saçma ya. Evet. Big, Biga'dan Bülent kardeşim. Bülent Serbest bizi izliyor. Bülent kardeşime, Biga'ya çok çok selam. 15 Eylül Kurtuluş Güreşlerinde Biga'da olacağız. Altan Özcan demiş ki Allah yardım ediyor. Sağanak yağış Elmalı'nın kuzeyinden teğet geçiyor demiş. Yani yarın herhalde sağanak bir yağış olmayacak. Şimdi şeye bakalım. Başpehlivanlar 3. turunda kimler galip, kimler yola devam ediyor? Yunus Emre Yaman, Hamza Özkaradeniz'i yendi. Kürşat Çevki Korkmaz, Serkan Sertürk'ü yendi. Enes Doğan, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil müsabakası devam ediyor. Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu karşılaşmasında Hüseyin Gümüşalan kazanandı. İsmail Koç, Mustafa Batu karşılaşmasında Mustafa Batu'nun galibiyeti vardı. Ertuğrul Dağdeviren, Osman Kan karşılaşmasında Osman Kan galip geldi. Osman Aynur, Ali Gürbüz güreşinde Ali Gürbüz'ün zaferi vardı ve Yıldıray Pala, Nedim Gürel karşılaşmasında Nedim Gürel galipti, galip geldi. Bu arada 8 başpehlivan burada. Bu turda güreş yaptı Yasin Serhat. Yanlış
zaman burada tur 10 atlama olacak yani. Tur atlama. O zaman bu bir çift değil mi? Aynen. Bakalım o şanssız kurayı kim çekecek? 18 ise 2 çift. Aynen, 2 çift güreş yapacak. Yani bugün bir tur daha baş pehlivanlık güreşi var. Eğer organizasyon komitesi bu havanın etkisinden dolayı farklı bir karar almazsa. Bence karar almalılar. Bence öyle bir karar almadılar. Yarın yağmur yok. Dolayısıyla yağmurun olmadığı havada bu işi daha iyi yapabiliriz. Bu saat çok tehlikeli. Sakatlık olabilir. Kaslar şu anda risk altında, hava sıcak. Bakalım neler olacak. Bu arada Onur Susuz'la Rıza Yıldırım baş altında kıran kırana güreşiyorlar. Rıza Durmuş'u yani baş altında sırıtmadı. Yani elense ise elense, tırpansa tırpan rakibine karşılık veriyor. Yani boyda sırıtmadı. Bu da şu demek, Rıza Yıldırım, düzeltiyorum, Rıza Durmuş. Eğer Onur'u geçebilirse kürsüye doğru gidebilir. Dün de yazmıştık, neden olmasın diye. Daha doğrusu olur mu olur dedik. Bakalım neler olacak. Baş pehlivanını istiyor Rıza Durmuş. Evet, Balaban ve Yeşil arasında güreş devam ediyor ama deminden beri bahsediyoruz. Yeşil ayağa kaydı. Tehlikeli, çok tehlikeli. Saha şu anda güreşmek istemeyeceğiniz bir boyutta. Yağmur ve yağ birleşti. Gerçekten endişeli pehlivanlarımız için. Baş pehlivanlar kura çekecek. Yani risk alıyorlar. Eyvallah, ne diyelim? Bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Eğer ben burada bir yönetici olsaydım buna kesinlikle müsaade etmezdim. Baş pehlivanlar, Dokiler, çünkü önce sağlık değerli güreşseverler. Her meydana gelerek lütfen kurallarınızı çekiniz. Sağlık görevlilerimiz her meydana müdahale edelim. Sağlıkçılar. Sadık Cangül Büyük Arslan, bu nasıl iş abi? Mehmet Yeşil Yeşil ile Yusuf Can Zeybek yaptığı müsabakada Yeşil yenildi ya demiş. Nerede izledin sen o maçı? O güreşi? Şeyde mi izledi? Televizyonda eski güreşi veriyor ya. Mehmet Taş, hayır. Mehmet Kara. Halil Hocam, Ali Gürbüz Denizli Beyaç'a güreşe gelecek mi? Hayır, bilmiyorum. Kürşat Korkmaz, Osman Kan, Sadık Cangül Büyük Arslan nasıl şimdi? İsmail Balaban ile Ali güreş yapıyor. Arkadaşlar, eski güreşi izliyorsunuz. Bu güreş canlı. Yanlış güreşi izliyorsunuz. Kandırıyorlar sizi, kandırıyorlar. Eski güreşi. İrfan Şen, Tekirdağ Yeni Çiftlik'ten selamlar Ali Usta. Emeğine sağlık, başarılar dilerim. Evet, Yeni Çiftliğe çok çok selam. Çok severim Yeni Çiftliği. Soner Ateş, Ali Gürbüz ne yaptı galip kardeşim? Hüsnü Çetinkaya Sındırgı'dan hayırlı yayınlar ve akşamlar Halil Usta, tüm pehlivanlara başarılar dilerim demiş. Muhsin Çetinkaya, eyvallah bu arada. Yarın akşam burada güreş biter bitmez Sındırgı'ya yola çıkacağız. Çünkü salı günü Sındırgı'da olağanüstü muhteşem bir güreş organizasyonu sizi bekliyor. Ve Allah nasip ederse biz de o güreşi sizlere aktarmaya çalışacağız. 12 Eylül Ekrem Yavaş başkanımızın himayelerinde Pehlivanlar Diyarı Sındırgı'da harika bir güreşle sizlerin karşısında olacağız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. 15 Eylül Biga güreşleri,
Biga'da yapılacak Kurtuluş Günü güreşleri. 16 Eylül'de İstanbul'da Bakırköy'de olacağız. Başehvanlara birer ihtar verilmiştir. İhtar durumları şu anda 2-2'dir. Arzonlu. Evet, 2-2'lik bir ihtar pozisyonu var. İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil arasında. Evet, 16 Eylül'de İstanbul'da olacağız. 17 Eylül'de Kahramanmaraş'ta olacağız değerli güreşseverler. Kahramanmaraş'ta Türkiye Şalvar Güreş Şampiyonası'nı konuk olacağız ve onu çekeceğiz. Bana söylenenler aynen şöyle. Halil Bey, siz bugüne kadar hiç güreş izlemediniz. Oraya geldiğinizde bunu göreceksiniz dediler bana. Ben de gerçekten bunu merak ediyorum. Berkay Bayda, abi tamam önce sağlık da burası er meydanı. Nasıl yani? Burası er meydanı diye adamın kafası gözü mü gitsin? Yani kolu bacağı mı gitsin? Yani sakat mı kalsın? Yani çok yanlış bir yorum. Olaya yanlış bakıyorsun. Yani öncelikle spor da yapıyorsak sağlığımızı düşüneceğiz. Önce sağlık Berkay Bey. Arkadaşlar bahsi geçen televizyondaki yayın eski. Gerçek güreş burası. Ya bunu bile ayıramıyorsunuz ya. Hakikaten enteresansınız yani. 1500 kişi izliyor bir de orada. Fehmi Ertekin, hocam tüm canlı yayın yapan kanallar bugün eski güreşleri veriyor, o yüzden karıştırıyorlar demiş. Ya kanalların politikasıdır, bir şey diyemeyiz. Bizi de ilgilendirmez işin doğrusu ama sonuçta seyircide nasıl söyleyeyim, ayakta uyuyup otele para vermesin yani. Seyirci de prim veriyor onlara. Seyirci de prim veriyor. Aynen yani. Ben burada televizyonu eleştirmem ki. Adam yayıncı, istediğini yayınlar. Hani seyirci olayın farkında olacak. Bu arada Kadir Akbaş, bugün benim rakipler yok, direkt kürsüdeyim demiş. Ve 2500 yıldızla Akbaş Bideciliğin yönetim kurulu başkanı ve sahibi Kadir Bey, Kadir Akbaş hakikaten moral verici bir destek vermiş. Rakipler de evet piyasada yok. Bu yağmurun altında bu kadar çok ıslandığımıza, saksağın kuşu gibi ayakta kaldığımıza değiyor doğrusu. Teşekkürler Kadir Akbaş, sen de olmasan yandık. Murat Öykü Taşkın, Ankara'dan pehlivanlarımıza kucak dolusu sevgiler. Eyvallah. Mürsel Müstanoğlu, TV8.5'tan çok daha iyi yapılıyor canın. neyse ben bunu okumayayım, ayıp olmasın. Eyvallah kardeşim. Mürsel kardeşime teşekkür ediyorum. Özge Kurukısa, aman hocam yanlış olmasın 16 dedim, Maltepe'de olacak. Hayır, 16 Eylül'de Bahçelievler'de, Maltepe'de 17 Eylül. Esas yanlış o zaman olur. Mehmet Ceyhan 17 Eylül, evet, Kahramanmaraş Boyalı Ustam. Aynen. Mehmet Çetin abi sesine sağlık. Vallahi Halil abi demiş. Eyvallah İbrahim Akgöz. O İsmail Koç'un el ensesini ben yesem bir ay yatarım hocam demiş. Bu arada sen bir ay yatarım diyorsun da önce hayat, bence hayatta kalmayı bir dene. Şaban Cerit, buranın ağası sensin. Allah çok versin demiş. Birine cevap verdi sevgili Şaban Cerit. Bayram Özmen ağzı olan konuşuyor Halil abi. Evet aynen öyle oluyor. Ahmet Mustafa Makedonya'dan, Yörük Ahmet'ten selamlar ustam, kolay gelsin.
demiş Himmet Çolak. Senin rekor için dua ediyorum. Ali Gürbüz finale kalsın. Evet, yarın artık bir şu kadar şeyden sonra. Bu arada Enes Doğan bir numara. Ali Gürbüz de işte ama. 1 ve 2 Ali Gürbüz Enes Doğan karşılaşması. Dorası ile Ali ile Enes güreşi izleyeceğiz az sonra. İkicik değil mi ya? İkicik mi? İki olması lazım, bakacağız. 9 kaldıysa 8'e düşürmek için aynen biçim. Hayri Uçar öyle bir veriyorlar ki ayrılması mümkün değil. Çok zor. Sadece size inandığımız için burayı söylüyoruz. Bir de yazdığımız yazılara cevap verildiği için anlıyoruz demiş Hayri Uçar. Eyvallah. Ama bence seyirci hani ne izlediğini, burası 671. tarihi Kırkpınar Gürü. Düzeltiyorum. Tarihi Elmalı Güreşi. Şimdi izlediğiniz yerde 671. Elmalı Güreşi falan yazmıyorsa, ki burada yani bayağı bir yağmur falan var. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Mehmet Ali Gülbaş, benim kıymetli kardeşim, hemşerim demiş ki biz seni izliyoruz. Halil Ustam demiş. İşte bu bana yeter. Mehmet, dikkat et. Bak bakalım iyi gibi gözüküyoruz mu? Emek böyle işte. Eyvallah. Efsane Cino Mehmet, MHK Başkanı, benim de sınıf arkadaşım. Salih Aydıner, minik bir boyundan sarı fırtına, Emre Girgin'e başarılar. Kolay gelsin ustam. Teşekkür ediyorum. Bayram Tekin, selam Halil Usta demiş. Teşekkürler. Özgür Belge, usta Serik'ten selamun aleyküm. Kolay gelsin usta demiş. Ya yerim ben seni çocuk. Özgür Belge benim evlat. Yani canımdan değil ama kanımdan da değil ama her ikisinden de olsa o kadar severdim Özgür Belge. Antalya. Serik Sanayisi'nin, Serik Organize Oto Sanayisi'nin bence beyni. Araç beyninizde bir sıkıntı varsa, elektroniğinde bir sıkıntı varsa, bakın tekrar söylüyorum. Ben sizi her zaman iyi adreslere gönderdim. Bana söylüyor gönderdiğim yerler, Halil abi sen böyle söylemişsin. Geldiler ile ilgilendik diye. İşte Özgür Belge'ye gidin. Hastalığınız neyse. Bu arada Mehmet Yeşil Geçir ayağa kaydı. İsmail Balaban her an arkaya geçebilir. Tekten buldu, arkaya doğru geçebilir. Mehmet Yeşil ayaklandı. İsmail Balaban da orada. Tam yakaladım derken ayağa kaydı. Ve sonuç çıkmadı. Bitmeyen güreş yapmışlar. Evet. Aracınızda bir sıkıntı varsa, beyninde bir hasar, elektroniğinde bir hasar varsa doğru. Serik Sanayisi'ne, Özgür Ota'ya gidiyorsunuz. Selamımı söylüyorsunuz. Baba gönderdi diyorsunuz. O gerisini halleder. Ahmet Koçum, Rusya'dan selam. Muharrem Akman, ustam kolay gelsin. Tüm pehlivanlarımıza başarılar diyorum Ali Bağdat. Tektir tek demiş. Eyvallah. Berkay Beyda, sen bir numarasın abi. Yağlı güreşi sevdiren adam demiş Berkay Bayda. Emin Erdoğan, hocam arada başaltını gösterir misin? Arkadaşlar biz hareketlerine başaltını değil, burada minik güreşsin. Hareketliyse, güreş karışmışsa, sizi memnun edecek bir görüntü varsa kameraya, o gelir. Şu anda sahada 4 çift pehlivan var. Yasin Serhat zaten söylediklerimi duyuyor ve gereğini yapacaktır. Rahat olun. Himmet Çolak, 50 TL ne? Pul canlı güreş için Halil Bağdat'ı bul. Himmet abi, Atatürk bakışlı abim benim. Kadıköylü Velit Alan, Enes Ali'yi yenebilir. Kemal Mısırcı, küçük orta küçük boy. Berk Avcı ne yaptı, bilgin var mı usta? İyi yayınlar. Hayır, Berk'i bugün takip edemedim. Hatta Berk'i hiç görmedim bile.
Ramazan Özkan Bursa'dan sevgiler selamlar ustam, iyi yayınlar demiş Ramazan Özkan. Mustafa Kara, yağmur ne durumda usta? Yağmur hafiften bakayım yağıyor arkadaşlar. Yani durdu gibi ama yani şu anda kuru hiçbir yer yok bizde dahil olmak üzere. Küçük orta, büyük orta. Hasan Er Yılmaz abi gel Boyalı köyümüze misafirimiz ol, çok sevindik demiş. İnşallah en kısa zamanda gelirim. Bu arada İsmail Balaban ve Yeşil arasında devam eden güreşte Yeşil'de bir ufak bir sıkıntı var. Bakalım. Evet, ayağa kalktı Mehmet Yeşil. Güreşe devam edecek. Mehmet Ali Gülbaş. Eyvallah ustam demiş. Eyvallah güzel kardeşim benim, çok kıymetlisin. Hasan Hüseyin Uçar Frankfurt'tan selam Bigalı demiş. Eyvallah 17'li. Tolga Erol, Nezir Usanmaz abi seni bir gün yatıracaklar haberin olsun diye bir atışma var herhalde. Emrah Gezer Ali Ustam, başaltının eşleşmeleri belli mi? Arkadaşlar belli de bakın şu anda size bu konuda çok yardım edemem. Yani şu anda can çekişiyoruz. Rüzgar da başladı şimdi. Yağmur bakalım. Bizim şöyle bir resmimizi çeksene şuradan ya. Şu halimizi bir... He? İkisini de çek. Hatıra olsun. Evet, Mehmet Yeşil Yeşil. Ve İsmail Balaban. Bitmeyen güreşin kahramanları. Güreş bir kez daha yukarıdan bağlandı. Değerli güreş severler, alt boyların da kapışmaları devam ediyor. Özellikle Onur Susuz ve Rıza Durmuş bu anlamada baş altında. Oraya da Yasin Zerat geniş açı verebilirsin. Mürsel Mistanoğlu, tüm dünya senin sayende güreş seyrediyor. Yurt dışında gurbetçiler dua ediyor abicim demiş. Allah razı olsun dua edenden. Valla şu mesaj hakikaten şurada çektiğimiz ızdıraba değdi. Saffet Günay hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Ferhat Kaya selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayende güreş izliyoruz. Sağ olasın demiş. Çılgın Türk, memleketim Kahramanmaraş'tan rekor kırarsın inşallah usta. Yeğenim de güreşecek. Remzi Temur. Doğru mu okudum? Mustafa hocam onu, o görüntüyü kendi sayfana yükle. Şimdi yüklüyorum. Yükle. Biz de oradan şey yaparız. Kadir Akbaş, Mira Hediyecilik sahibi Hakan Kocakaya başkana selamları iletiver Ali Ustam demiş. Baş üstüne diyoruz Kadir Akbaş'a. Mira Hediyecilik sahibi Hakan Kocakaya. Sevgili başkan selamlar, saygılar. Her zaman sayfamıza bekliyoruz. Hakan Kocakaya. Bu arada kendisiyle de tabii ki tanışmak istiyorum. Bize selam gönderen herkese el uzatmak benim görevim. Metin Oruç, Çanakkale'den selam. Evet, Hakan Kocakaya. En kısa zamanda buluşmak üzere. Selamlar, saygılar. Ümmet Ertuğrul Alüsta, Yalıntaş güreşlerine geliyor musun 14'ünde? Yalıntaş güreşlerine gelmiyorum çünkü oraya herhangi bir davet almadım. Akdeniz'in baş pehlivanları temel prensibi ve politikası sadece eğer dostluğumuz yoksa, yani yakın bir dostluğumuz yoksa
davet edilmediğin yere gitme. Biz yıllardır er meydanlarına, güreşlere hizmet ettik ve bunu kesinlikle ücret karşılığı yapmadık. Ama bu sene hem politik nedenlerde hem de sahalara gittiğimizde çektiğimiz eziyetten dolayı, insanların bize yardım etmemesinden dolayı böyle bir karar aldık. En azından anlaşarak gittiğimizde ne istediğimizi söylüyoruz. Bakın mesela Sındırgı Belediyesi'ne, Ekrem Yavaş'a teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Oraya gittiğinizde göreceksiniz. Bizimle ilgilendiler, davet ettiler ve özel yayın platformu yaparak bizi desteklediler. Ben giderim, orada belediyenin çöpünü bile temizlerim. Siz ne konuşuyorsunuz arkadaşlar? O yüzden önce emeğe itibar, saygı, ondan sonra bizden de çalışmak ve çalışmak. Cihan Bacaksız, anlatımda teksin, o heyecanı bize anlık hissettiriyorsun, adamsın, Manavgat'tan selam abi demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Tabii Özgür Belge ustacım selamun aleyküm. Serik'ten demiş. Özgür, bir saat sana neredeyse nameler düzdüm, yoktun galiba piyasada. Evet Özgür Belge, İbrahim Akgüz, Yüzyıldız'la destek vermişsin. Teşekkür ediyoruz. Kesene bereket. Allah birini binesin. İbrahim Akgüz. Özgür Belge evladına bir kez daha selamlıyorum Seri'ye. Serik Otosanayi'sine. Saygılar gönderiyorum. İbrahim Akgüz bir yıldız daha, 100 yıldız daha göndermiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Kesesine bereket. Serhan Ali, hayırlı yayınlar ustam demiş. Evet. Serhan Ali'yi çok severim. Gerçekten inanın bana, bir kez bile görmedim ama yorumlarda sürekli yazışırız. Çok kalite bir kardeşim. O yüzden benim kalbime tak kurmuş bir isim. Serhan Ali. Yücel Aytekin selamlar. İbrahim Akgüz bir 100 yıldız daha göndermiş. Totalde eğer yanlış görmüyorsam 300 yıldızla destek verdi Akdeniz'in baş pehlivanlarına. Hakkını helal eder inşallah. İbrahim Akgüz. Muhammed Güleç Antalya odasından kolay gelsin demiş. Gel. Dur. Şunu... Evet, Mustafa Özcan hocam yanımda. Mustafa Özcan, Türkiye Yağlı Güreşler sayfamız. Kardeş sayfamız. Neden önüne? Sen yoksun. Yanlış söyledim değil mi? Yok, ben de buradayım dedim. He. Benim o ne yapıyorum? Mehmet hocam. Anca beraber, kanca beraber. Hiç benim için sıkıntı yok. Ama sen kurusun, ben ıslak. Nasıl olacak? Nasıl bir beraberlik bu? Evet. Bu arada Halil Çelik Bursa'dan bize 50 yıldızla destek olmuş. Gerçi Halil Çelik'in yıldız desteği sadece yıldızlarla değil, güreşlere gittiğimizde karnımızı doyurur, suyumuzu getirir. Allah razı olsun. Bu arada Mustafa Özcan yanımızda, Halil Çelik selamı var. Mustafa Baymak Özbekistan'dan selam. Okan Özer de gene bize 99 yıldızıyla destek vermiş. Teşekkür ediyorum Okan Özer'e, kesesine bereket. Bu yıldızların bizim tekerleğimizin dönmesi açısından önemi çok büyük. Yatırımlarımız için de çok büyük olacak. Mevcut sistemimize bir kamera daha, bunu başaramadık ama eminim sezon bitmeden bunu başaracağız. Bakalım neler olacak. İbrahim Koç, Halil hocam Sındırgı'da görüşmek üzere. İnşallah Bigadiç Kayalıdere köyünden selamlar. Evet, Sındırgı'da tüm sayfadaki Balıkesirli dostlarımızı, kardeşlerimizi yanıma bekliyorum. Hep beraber şöyle güzel bir fotoğraf alalım. Sayfamızda bir röportaj yapalım. Tüm Sındırgalılara ve Balıkesirlilere kalbimden kopan kocaman bir selam gönderiyorum.
Ercan Akgün, evet, emeğine sağlık usta dedi. Evet, az önce söylemiştik. Bitmeyen güreş yapmışlar İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil. Acaba kaç dakika? Erdal Cesur'u yayınlar, selamlar. Hal ustam demiş. Erdal abi, Manavgat davalar nasıl? Biz burada sırılsıklam olduk abi. İsmail Özgür, Talil hocam kolay gelsin. Ali Gürbüz var mı? Var. Turgay Genç adına güreş yapıyor. Yenes'te güreş yapıyorlar şu an. Yine bugün burada Akçaylı iş insanı, teknik yerler, yönetim kurulu başkanı Sayın Mustafa Yılmaz adına güreş yapıyor. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı. Hep bir kardeşimiz Ali Gürbüz, Antalya Korkut Emirsoy. Evet, döşem altının baş pehlivanı, Türkiye'nin yağlı güreşteki göz bebeği Ali Gürbüz. Ümit Uysal adına güreş yapıyor. Yine bugün burada Erdoğan İnşaatlar sahibi, Finike meclis üyesi, iş adamı Sayın Emrah Erdoğan adına güreş yapıyor. 662. geleneksel 40 numaralı pehlivan güreşlerinde baş altı boyunda şampiyon oldu. Baş pehlivanla güreşmeye hak kazandı. Hep birlikte arkadaşımız Enes Doğan Antalya'ya gidiyor. Arada İsmail Balaban puana gidebilecek mi? Mehmet Yeşil Yeşil bir anda yerde kalmıştı ama çabuk döndü güreşe ve puan çıkmadı. Ve dördüncü tur anonsu ile birlikte Ali Gürbüz ve Enes Doğan iki Elmalılı diyebilir miyiz hocam? Diyebiliriz çünkü Ali Gürbüz anneden, Elmalı ve Elmalı da büyüdü. Elmalı da büyüdü. Simandır ama babası Mandır'dan Recep Ustam rahmetli. Elmalı da büyüdü. Korkutelli ama Elmalı da büyüdü. Hem Elmalı hem Korkutelli. Evet, usta çırak karşılaşması. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam bir kez karşılaştılar ve kazanan megastar Ali Gürbüz'dü. Bakalım Enes bugün olağanüstü işler yaptı ve bu olağanüstü performansa devam edebilecek mi? Türkiye baş pehlivanını yendi. Hocası Ali Gürbüz de şu anda seyircisini selamlıyor peşlemiyle. Gerçekten sahayı dolduran enfes bir baş pehlivan. Yeri dolmadı. Alttan gelen geçlerimizden bir Ali Gürbüz. Ben an itibariyle göremiyorum. İnşallah bir Ali Gürbüz efsanesi. Ona benzer bir efsane arıyoruz. Neden olmasın? Belki de o efsane Enes Doğan olacak. Evet. Belki eski Ali Gürbüz, yeni Ali Gürbüz olabilir şu andaki güreş. Fatih Çetinkaya iki defa karşılaştı. İkisini de Ali Gürbüz yendi dedi. Teşekkürler sevgili Fatih Çetinkaya. Şaban Cerit, Ali ile Enes'in maçı biter. Yeşil ile İsmail'in güreşi daha bitmez bu gidişte demiş. Dördüncü tur biter, üçüncü tur bitmez. Bak bu olabilir. Evet. Şaban yanılmaz fazla. Şaban'ın yanıldığını fazla görmedim. Ahmet Geylan, Ali Gürbüz, Enes Doğan güreşi. Balaban Yeşil güreşinden önce bitecek galiba. Bir yorum daha geldi. Sercan Göben hocam, baş altını gösterir misin? Evet, baş altını. Bu arada Onur Susuz ve Onur Susuz. Yani ben şu an Diyol'a bakıyorum. Diyol'a çok güzel. Onurlarız ha. Harikasınız. Gidip yanaklarından öpmek istiyorum bu çocukları. Evlat bunlar ya. Vallahi billah. Hasan Çetin, yarın festikanı geçmemiz lazım usta. Arkadaşlar bakın, dakikalardır dikkatimi çekiyor. Muazzam bir başarı var şu anda. 4000'in altına hiç düşmüyor yayın. Bu çok uzun kondisyonlu bir yayın ve ben böyle bir şey hiç görmedim. Yani çok uzun bir süredir 4000. Bu arada yayına yeni gelenler varsa hadi şu 4000'i bir 5000 6000 yapalım. Yayını bir kez bir paylaşın.
artsın ve yarın rekor çalışması yapalım. Yarın herkesi rekora bekliyorum. Ya yarı final, final fark etmez. Yarın hep beraber bir rekor kıralım. Süleyman Kaplan, Mehmet Desmel ne güreşmiyor ki demiş. Arkadaş da başka yeni izliyor. Ah ah. Ah bu benim değerli güreş sevicim. Değerli güreş severler. Şu an sadece buradaki yayın gerçek yayın. Bugün sadece buradaki güreş Türkiye'de gerçekte yapılan bir güreş. Bu arada arka tarafta puan güreşinde hakem erken düdük çaldı. Bir kez hakemler, ya iki tane hakem bir su Seçkin Duman'dan Kemana'dan ters aşırma izledik. Acaba ben de erken söyleyecektim, Seçkin Kemana'dan ters aşırmacı mı? Orada rakip de çengeli takabilirdi. Seçkin işte bu şekilde yenemediysem, puanlayamadıysam böyle yenerim dedi. Muazzam bir galibiyet Seçkin Duman'dan. İşte Akdeniz'in baş pehlivanları farkı burada. Bu görüntüyü sadece ve sadece baş pehlivanlar, Akdeniz'in baş pehlivanları sayfasında görebilirsiniz. İşte 4400'ü geçtik. Herkes paylaşmaya başlamış. Harikasınız. Güzel yenişlerle güne devam ediyoruz. Serdar Tohumcular bravo demiş. Şükrü Köstereli. Abi kolay gelsin Metin Abbas'tan temizce. Yendi mi göremedim. Yendi kardeşim. Yoluna devam ediyor. Ne? Can Yanlı. Tahakkül ne yaptı usta? Tahakkül yarın son 8'de kura çekecek. Sevgili kardeşim. Yaktın beni burada. Himmet Kaya yeşil yeşil al hocam. Hadi bakalım göreceğiz. Süleyman ne? Kaplan güreşe girsinler hocam. Bu anlamada bu şekil güreş olmaz. Katılıyorum. Hamza Şerif, Faiz İsmail Balaban, Mehmet Yıldız, selamun aleyküm usta demiş. Hamide Baykal, Serdar Yıldırım yenildi. Nafiz Eski, bravo Halil abi, hayırlı yayınlar. Eyvallah. Murat Ertan, Halil hocam kolay gelsin. Kemal Şahin devam mı? Hayır, yenildi. Durali Tren, sabahtan beri ekran başındayız, kolay gelsin. Evet bakalım. Tabii şu anda mesajlara bakıyorum ama Ali Gürbüz ve Enes Doğan şimdi biraz sonra başlayacaklar. Mehmet. Hocam. Hocam. Gerek var mı buna? Yağmur. Şu anda yok. Dur, kamerayı şey yapma. Şu an arkaya doğru kapa Mustafa hocam. Evet, an itibariyle ıslak. Islak gidiyor hocam. Son derece ıslak. Evet, Enes Doğan tarihi yazabilecek mi? 671. Elmalı güreşlerinde bugün adeta şov yaptı. Ama karşısında Türk yağlı güreşinin megastarı Ali Gürbüz var. Bu durak onun için tamam mı, devam mı? Yarın son 8'de kuraya kol atacak mı Enes Doğan? Neler olacak? Ama bitmeyen güreş yapmışlar Yeşil ve Balaban arasında. 2 saat 15 dakikalık Ali Gürbüz ve İsmail Balaban güreşinin bir ortağı bir kez daha Balaban olacak mı, göreceğiz. Ama hava son derece müsait. Güreş hala devam edebilir ama gerçekten kramplara çok dikkat etmesi gerekiyor ikisi de. Yeşil orta kastaktan gömüldü. Balaban boyunduruk da karşıladı. Arkaya atlatmak istedi ama müsaade etmedi Yeşil.
Hala her ikisi de oldukça diri. Hala her ikisi de oldukça fit. Erbeykan'ında bir saatin üstünde güreş yapan baş pehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, baş pehlivan İsmail Balabala ve değerli pehlivanlarımıza şöyle kocaman bir alkış istiyorum. Evet, işte seyirciye yakışan bu alkış, alkış. Pehlivana yuh çekmek çok gerçekten çok çirkin, seyircimize hiçbir zaman yakışmıyor. Protestosal pozisyonlarda ıslıkla bunu yapabilirsiniz. Ama kalp kırıcı, pehlivanların bu muazzam mücadelelerine kalp kırıcı yaklaşımları yapmayın. Bu yuh kelimesinden hem sayfamızda hem de tribünlerde artık veda edelim. Pehlivanlarımıza alkışlarla, gerekiyorsa protestomuza ıslıklarla. Bunda Balaban, İsmail Balaban çift attı. Çekti orada, sırt aşağı yatırdı. Bir anda ok gibi fırladı. İsmail Balaban. Baş pehlivan güreşlerinde İsmail Balaban. Ne yaptın öyle? Namludan bir fırlayan bir mermi gibi saplandı Yeşil'in paçalarına. Çift çekti. Yeşil ıslak zeminin azizliğine de uğrayarak burada kaydı ve sırt aşağı yattı. İsmail Balaban. Tekrar vermedim onu. Varsa bir daha versene. Orada sonuç çıkmaz. Bir iki kere dönsün. Evet. İsmail Balaban. Gerçekten bir anda göz açıp kapayana kadar Mehmet Yeşil Yeşil'i sırt aşağı yendi. Ve son 8'de yarın kura çekecek Mustafa Özcan. 7 kişi son 8'de. Ya uzun zamandır bunları şarja takmıyorum Yasin. Kim? He? Ver abi ver, birkaç kere dönsün burada güreş. Durağan seyirci yeni çizdirsin. Bu arada İbrahim Akgüz Balaban'a gelsin. Baş cazgır Pele Mehmet'e rahmet unutmadık hocam demiş. İbrahim Akgüz 2500 yıldız gibi çok değerli bir destekte bulunmuş. İşte İsmail Balaban, birkaç kez izleyeceğiz. Adeta seyirciyi yerinden zıplattı İsmail Balaban. Bu arada İbrahim Akgüz'e çok teşekkür ediyorum. Bu büyük desteği için baş cazgırımız Pele Mehmet'e rahmeti unutmadık hocam demiş. Oraya bir anekdotla düşmüş İbrahim Akgüz. Yusuf Akay, İsmail Nabız 200 galiba yine demiş. Hüseyin Züle, emeğine yüreğe sağlık Koca Usta demiş. Evet, Edirne'deki her şeyimiz diyebiliriz ona. Hasan Şeker, Elal Sarı Fırtınam, Mehmet Çetinap. Hay Allah kahretmesin. Abi ne oldu ya? Bunlar güreşti, kavga etmedi. Biri kazanacak, biri yenilecek yani. Sadık Yaman, ne gece ne gündüz sadece Ali Gürbüz demiş. Bu arada İbrahim Akgüz bir yüzyıldız daha göndererek desteğine devam etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine, İbrahim Akgüz'e. Mehmet Yıldız Usta Orhan Okulu devam ediyor mu? Hayır. Enes Doğan yendi. Ramazan Aykan, güreşi arayıp sürekli hata beklersen her zaman şans yanında olmaz. Aynen öyle Ramazan Aykan. Sabahattin Çiftçi, muhteşemsin demiş. İsmail Balaban için orada baş altında Murat Özkaptan, küçük orta, büyük boyda, yeni boyunda. Baş pehlivanlık güreşlerinde Emre Doğan baş pehlivana bir ihtar verilmiştir.
Muhtar geldi ya. Sizden çabuk değil mi ya? Ya işte yani tutarlı olmak lazım kararda. Yani bu ihtar ne için? Güreştirmeyin abi. Yani hem güreşi bitirmeye çalışın. Yani komedi. Vallahi komedi. Çağır saat 11'de güreşsinler. Komedi. Soğukta güreşeceğin adam. Bitirme ki yaptıkları işe. Ali Gürbün'de çok fazla hata da yok. Haller. Arkadaşlar Rıza ve Onur'un kapışması devam ediyor. Bir gözümüz de orada. İkinci bitmeyen güreş. Süleyman Bacaklı. Dördüncü tur. Kadıköylü Veli Talan. Hababam sınıfı. Hüseyin Özden iyi yayınlar Manavgat'tan. Özden Otomotiv yayını paylaştık. Ali Gürbüz diyoruz. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Özden. Fatma Anar. Tebrikler Balaban. Mario Ufuk, Ali Gürbüz, Hakan Tomak, Ali Gürbüz okey, Yusuf Akay. Ben dedim ki bizim hakem heyeti gerçek hakem heyetimizden az bilmez demiş. Mehmet Çetin abi inşallah Ali abi yener. Arkadaşlar biz de diyoruz ki hak eden yensin. Şöyle bir anı çekelim şurada. Elmalı'da çok güzel bir görüntü var yağmur sonrası. Evet Ali Gürbüz orta kasnakta. Enes'i yere indirmeye çalışıyor. Enes oradan sökmeye çalıştı. Bir tırpan aşağı doğru. Son anda açılmaktan kurtuldu Enes Doğan ama şimdi Ali Gürbüz istediği pozisyonu buldu. Orada tek sarmadan gömüldü. Adeta Enes'e bir bulut gibi çöktü. İki tane hakem. Orada pozisyonu yakından takip ediyorlar ama Ali Gürbüz öyle bir pehlivan ki bu genç çocuğun kılına zarar vermez. Dolayısıyla orada faullü güreş yapmaz. Böyle şov var hareketlere gerek yok değerli hocalar. Orada artık Ali Gürbüz toparlandı Enes Doğan. Müthiş bir mücadele, müthiş bir azim gösterdi. Enes Doğan, helal olsun sana çocuk. Dış kazıkta yaş. İnanamıyorum ya, sağda bak. 1, 2, 3, 4 tane maç var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hakem var ya. 8 hakem. Olmaz böyle şey. Müdür yardımcımız Sayın Murat Kaza ve polis teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Moralimi sıfıra indiriyorlar. Vallahi billahi ya. İbrahim Aşaboy hakemlerden bir şey göremiyoruz demiş. Biz de göremiyoruz yani aynı şey. Evet Ali bir kez daha yazdı, yaydı.
Evet, Ali Gürbüz şimdi gerdandan sarmayla beraber aktarma çalışıyor. Çok zor durumda. Enes Doğan, herhangi bir foul yok. Güreş devam ediyor. Tek sarma içeride. Hakemlerin ne yapmaya çalıştığını ben anlamıyorum şu anda. Eğer faul varsa çalarsın, güreşi durdurursun. Onu da yapmıyorsun. Ne oluyor yani? Hocam, güreş ayağa kalkacak. Güreş ayağa kalkacak. Niye ayağa kalkacak? Bu arada herkese teşekkürler. 5300 kişideyiz. Muhteşem. Olağanüstü bir performans. Yarın bu rekor kırılacak. Yarın burada Türkiye'de aynı anda canlı yayında izlenen güreş rekoru Vestigan'da Akdeniz'in baş pehlivanlarıyla kırılmıştı. 17.100 kişiyle rekorun parçaları burada şu anda yayında biliyorum. Yarın bir rekor denemesi gelecek. Evet Ali. Çok zorluyor. Bir an önce galip gelmek istiyor ama Enes gerçekten iyi direndi, iyi savaştı, güreşi iyi saydı. Tüm hücum yollarını kapattı, teslim olmadı. Seyirci Ali diye tempo koydu. Enes Doğan'ı gerçekten tebrik etmek istiyorum. Megastar karşısında sonuna kadar mücadele ediyor. Kahraman hocam ya! Gezin ya! Evet, bakıyoruz Ali. Enseden vazgeçti. Bir anda ters bacaktan kepçeye doğru girmek istedi. Orayı son anda fark etti ve paçadan eli kurtardı Enes. Yoksa ayak serpmesine doğru gidiyordu sonuç. Evet Yasin Böleği'ye bu zoom çok güzel. Pozisyonları yakından görüyoruz. Ama hakemler gerçekten, yani abartıyorsunuz artık. Biri önüne yattı. İki tanesi ayakta duruyor. Vay arkadaş ya. Şuraya rezalete bak ya. Evet, Enes Doğan ayağa kaldırdı güreşi. Seyirci adeta çıldırdı. Antalya Elmalı Yuva Kasabası'ndan Enes Doğan. Harika işler yapıyor bu çocuk. Bekir İnce, yazıklar olsun bu hakemlere. Mustafa Cingöz, hakem çekil kenara, izleyemiyoruz. Rafet Avcı, baş altından Emirhan Engin devam ediyor. Ya arkadaşım, burada şu anda güreş var, Emirhan'ı soruyorsunuz ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. Konuyla alakalı gidelim birazcık. Evet Enes, orta kastaktan Ali'ye gitmek istedi ama orada Ali söktü aldı. Şu dört numaralı hakemi gerçekten şu anda çözemiyorum. Yani ne yapmak istediğini çözemiyorum. Orada zaten bir tane hakem var. Sağ meydan baş hakemi sağda. 9.'sü geçiyor. 3 numara sağda. Yazıklar olsun. Kınıyorum. Hocam, nasıl, izleyebiliyor musun? Ben hakemlerden izleyemiyorum da. Yani hakemlerden maçı izleyemiyoruz. Hakem izliyoruz yani. Şimdi bu dört numaranın mesela orada bir vazifesi ne?
Hani başta bir tane hakem var ya, o varsa öbürü niye var? Şesera şu arkadaş ne yapıyor orada? Şu an şurada şu. Yazıklar olsun size ya. Dağıtın abi, yazıklar olsun. Ya çekemiyoruz, çekemiyoruz yayın güreşi. Hakem yazıyor, hakem çekiyoruz. Hakem çekiyoruz, hakem. Hocam teşekkür ederim de kolay gelmiyor. Tüm açıları hakemler kapatıyor. Biri yere yatmış. İki tanesi bir maçın başına toplanmış. Bak sahada bir, iki, üç, dört tane maç var. Say bakalım kaç tane hakem var. Bu ne rezalet ya? Abi yetersiz hakem Elmalı'ya gelmeyecek. Bura Elmalı. Evet, acil ama 07 Bursa Jandarma Antalya 539 plakalı araç sahibi. 07 Bursa Jandarma Antalya 530 plakalı araç sahibi. Aracı bulunduğu yerden çok acele çekti. Evet güreş severler, güreşe odaklanmak istiyorum ama güreşi izleyemediğim için odaklanamıyorum. Hakkınızı helal edin. Hepinizden de özür diliyorum. Amacımız burada para harcayan, internetini harcayan, güreşi seven insanların güreş seyretmesini sağlamak. Bunu sağlayamayınca da üzülüyoruz. Bu arada Rıza Durmuş göğüs çaprazından çengeli yetiştirmeye çalışıyor ama orada iyi direndi. Onursuzsuz kolları bir anda oradan kopattırdı, kalçayı geri çıkardı. Büyük bir mücadele vardı. Uzun dakikalardır güreşiyor her ikisi de. Rıza'yı da onları da tebrik ediyorum ama tabii ki Rıza'yı biraz daha fazla tebrik etmek istiyorum. Çünkü daha başaltına yeni geldi. Başaltının en iddialı isimlerinden Onursuz'a şu anda meydan okuyor. Rıza Durmuş. Ramazan Yalçın Alusta sen bir numarasın bir demiş. Teşekkür ediyorum Ramazan Özkan. Orta hakem olmasın ya, ne fonksiyonları var. Aynen, kulebekiler varken onlara ne gerek var ya da bunlara varsa kuleye ne gerek var. Saçma sapan işler. Kenan Özge Özdeş, bravo hocam doğru konuştun. Ama doğru konuşanları biliyorsunuz sevmiyorlar. Şimdi bak Ali'nin, şu göstersene Ali'nin maçını. Şimdi o hakem orada ne yapıyor mesela? Dalacağım sahaya. Vallahi zor tutuyorum kendimi. Taceddin Erişen, yat oraya 25 numara yat. Bak şimdi. Evet Ali. Sarmadan başarılı olamadı. Enes Doğan bir kez daha ayağa kalkmaya başladı. Enes'e her geçen saniye destek büyüyor. Erdal Şirin, helalim var Halil abi demiş. Eyvallah. Nurali Cüce, İsmail, Mehmet Yeşil maçın oldu. Abi maç biteli yarım saat oldu, sen biraz geç geldim. Tuncay Kübra Akın olay yeri inceleme yapıyor 25 numara. Şimdi güldüm işte. Bu arada Enes kalkmak istedi. Ama kuvvetsiz kaldı. Çangal gösterdi Ali Gürbüz. Kaç. Pastak ve paçaya yüklendi. Şimdi Künde'yi bağladı Ali. Bir anda döndü Enes. O paçaya girdi. Bir anda tırpanla topuğu kesti Ali. Seyircinin o deyişini bir duyacaksınız burada. Tüyleriniz diken diken olur. Enes maçı arıyor. Ali Gürbüz çok sevdiği oyunu hazırladı. Bacak içeri girdi ama Enes bir anda yere uzanıp oyunu dağıttı. Şimdi gerdanda Ali Gürbüz.
Sarma bacağı takılı mı? Neler olacak? Bir sıkıntı var Enes'te. Ayak bileği biliyorsunuz. Sağlık görevlilerimize her meydanla müdahale edelim. Sağlıkçılar. Çıkmıştı. Balıkesir'de İsmail Koç'la güreşirken. Ayak bileğinin çıkık olduğunu söyleyelim. Enes Doğan'ın orada tedavi devam ederken karşılaşmaları devam eden diğer güreşlere bakalım. İlyas Taze kamerayla gir sahaya, oradan çekim yap usta demiş. Keşke öyle bir şey olsa. Harun Bulut abi onursuzsuz ile Rıza Durmuş'un güreşlerini ara ara göster ustam. Arkadaşlar gösteriyoruz. Hüseyin Bucaklı Bucak'la helalim var Halil Hocam, bu işin hakkını veriyorsun demiş. Sizler için arkadaşlar, sizler için. Biz güreş sever için, güreş için çarpışıyoruz. Güreş için mücadele ediyoruz. Mesut'tan Enes açık düştü demiş. Mesut abi ne zaman düştü ben görmedim. Siz gördünüz mü? Ömer Karataş, hakem giriyor şimdi güreşe. Yasin Kayaoğlu hakem bunu bekliyordu herhalde. Özge Kuru Kısa, Enes açıldı. Nasıl yeniş yok. Nerede açıldı arkadaşlar, ben niye gördüm? Görmedim. Ayakta uyup otele para mı veriyordum? Ne yapıyordum? Ahmet Geylan, yetersiz hakemin Elmalı'da ne işi var? Halil Hocam günün sözü oldu bu söz. Eyvallah. Arif Uysal 25 numara sıkıntı abi. Kurtlar'da da benim oğlanı yaktı. Çeyrek finalde 25 numara. Vay insafsız. Ersoy Çavdar helal olsun Halil Ustam. Cüneyt Arslan helal ustam. Halil Ustam var olsa endi izliyorum demiş. Baş pehlivanımızın sakatlık süresi 2 dakikadır. 2 dakika dolduğu takdirde güreş tekrar başlayacaktır. Pehlivanımıza önemli duyurulur. Mustafa Önal Biga Ramazanlar köyünden selamlar hocam. Şener Özbek iyi yayınlar diliyorum. Ufuk Celal iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Alper Hoca iyi yayınlar diliyorum. İspar Balaban yendi kardeşim. Ali Çelik Amerika'dan selamlar. Bir Korkut Eli olarak Ali Gürbüz. Hadi bakalım. Arif Kuş hocam, Erkan Taş ne oldu? Erkan Taş devam ediyor kardeşim. Bilal Çetin Ali Ustam maçı sen yönet daha iyi yaparsın. Arkadaşlar bu maçı yönetmeyene var. Hani güreş bilen usta bir isim. Bırakın oraya, yani oraya gitmesine gerek yok. Oraya 10 metre öteye sandalye korsun, güreşi bilen bir insan o maçı yönetir. Yani bunlar şov yapıyor. Bunlar şov hareketleri. Bak açık söyleyeyim. İsterseler bana kızsınlar. İsterseler beni dövsünler. Bunlar şov. Böyle yerlere yat bilmem ne falan filan. Acayip acayip hareketler. Bilmiyorum yani komik. Komediden öte bir şey değil. Nadir Alçev güreşleri anlatan siz güreşseverlere selam olsun. Çorlu'dan Nadir Alçev eyvallah. Hasan Sarıbaş helal olsun Halil Ustam demiş. Teşekkür ediyorum. Bu arada Osman Göçen milli gururumuz 50 yıldızla destek vermiş. Baş tacısın şampiyon. Evet Ali güreşi yerde başladılar. Kapazlandı iyiden iyiye. Ali Gürbüz tabii ki 120 hatta 125 kilo civarlarında Ali. Enes'e bakın göğsüyle yani döşüyle yaptığı baskıyla nefes almasını engelliyor. Şu anda altta olduğunuzu düşünün. Akciğerlerinize nefes girmediğini düşünün. Bu noktada ne kadar hızlı eriyebileceğinizi ve ne kadar ciddi anlamda yorulabileceğinizi düşünün. İşte yağlı güreş bu. Şu anda Ali Gürbüz kollarıyla Enes'in oksijen akciğerlerine baskı yaparken bir yandan da ağız bölgesinde işte şu anda herhangi bir faul yok onu da söyleyelim. Nefes almasını, oksijen girdisini tamamen minimize etti ve sadece adeta bu hani piton yılanları rakibine hani rakibini değil avını sıkıyor sıkıyor tamamen oksijensiz kaldıktan sonra öldürüyor. Şu anda Ali Gürbüz'ün de yaptığı bu. Enes'in tamamen oksijenini bitirmek ve kaslarını surantaneye sokmak. Yani tamamen erimesini sağlamak. Daha sonra da
bittiğini düşündüğü anda yeniş hücumuna geçecek Ali Gürbüz tabii. Enes Doğan biterse. Bunu da parantez içinde hemen oraya koyalım. Şu anda Ali bekliyor. Göğsüyle korkunç bir baskı var akciğerlere. Bir yandan 90 yılını kapattı ama hakem düdüğü çaldı. Ne oldu? Neden çaldı? Güreşi ayakta başladı. Allah'ım çıldıracağım. Allah'ım çıldıracağım. Yahu baş pehlivan güreşi ayağa kaldırmadı. Baş pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Evet, kısa süren bir güreşte baş pehlivanların puanlama saati geldi. Evet, neler olacak? Kemal Yılmaz herhalde şu anda Enes Doğan'la gurur duyuyordur. Müthiş bir performans gösterdi. Tartışmasız bugünün yıldızı Enes Doğan ve ilk 3 turda hiç uzatmadan galibiyete gitti. Belki Osman Kanı da günün yıldızları arasına koyabiliriz. Evet, Osman Göçen'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Gururumuza Ali Çelik 99 yıldızla destek vermiş. Ali Çelik'e çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Mustafa Ildirir, Biga Koca Gürgen'den selamlar ustam demiş. Selamlar, saygılar. Gerçekten iyi bir gün geçirdik. Yarın çok daha güzel olacak. Bu arada stat ışıklarını yaktı. İsmail İlayda Tokdemir, güreşin ayağa kalkmasında daha şimdiden başladılar puanlama. Faik Sezer, Halil hocam gerçekten güreşi sevdiriyorsunuz. 85 milyona ve ayrıca konuşmalarınızla seviyeyi her zaman zirvede tutuyorsunuz. İşte bizim ailemizin hocası Halil hocamız. Allah razı olsun sizlerden. Saygıdeğer hocam, Edirne'den selamlar, saygılar demiş Faik Sezer. Ne kadar duygusal, güzel, yani kalbe dokunan bir yorum bu. Ramazan Serttürk usta iyi oynadılar demiş Ramazan Serttürk. Anlamadım bunu, yani kim neyi oynadı sevgili Ramazan. Rıza Öncel, Mustafa Taş ne oldu yenildi kardeşim. Ömer Can Aysel, Mehmet Yeşil ne oldu yenildi. Hasan Fidan, kral adamsın abi demiş. Abu Hasan Fidan var ya, deli bir çocuktur. Asla asla yamuk yumuk konuşmaz. Yani canını yakacağı adamın canını yakar. Buna ben de dahil. Böyle söylüyorsa eyvallah diyorum Hasan. Fidan'a Kumluca VAS Otomotiv'e de selamlar. Güray Uzun Halil abi demiş. Efendim. Bu arada Kadir Akbaş bir kez daha 1000 yıldızla sayfasına destek vermiş. Akbaş Pideciliğin yönetim kurulu başkanı, değerli destekçimiz, kendisine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Fidelerin efendisi Kadir Akbaş. Ümit Fidan abi, sesine dikkat et. Zeytinyağı iç. Sen lazımsın bize daha demiş. Eyvallah. Ya bizi düşünen de çıkıyor hocam. Çok acele, aracınızın başına gidiniz. Evet, Salih Gökçe. Tekrar o da bize ediyorum. 50 yıldızla destek vermiş. Salih Gökçe'ye devam ediyor. Adana, teşekkür ediyorum Salih Gökçe. Birin bin olsun. Çok acele, aracınızın Bayram Özsoy, selamlar hocam. Yenişleri tekrar gösterir misiniz? Arkadaşlar şu anda güreş varken bu olur mu? Bu arada Rıza'yla... Onur gerçekten yediler birbirlerini. Akdemir Afiyat. Aslazın hocam. Hakem nereden çok çekiyoruz? Bak görüyorsun değil mi? Maçları kapatıyorlar. Seyirci burada deliriyor. Olmaz. 3 tane hakem. 3 maç varsa 3 hakem olacak kardeşim. 7-8 tane. 1-2-3-4-5-6-7. 3 maç var, 7 hakem. Bir de çöpçü girdi. Güreş sahası değil şey ya. Evet, Akdemir Afiyat'a merhaba diyoruz. Halil Usta selamlar. Mükemmel güreşler izletiyorsun. İzletiyoruz diyelim. Yasin Serhat'ı unutmayalım. Hakkınızı ayı etmeyelim. Enes Doğan ve Ali Gürbüz'e başarılar. Haydi rekor demiş. 400 yıldızla destek olmuş Akdemir
Hafriyat teşekkür ediyoruz. Daima bizlere destek veriyorsunuz. Seviyoruz sizlere. Evet, puanlama başlıyor. Bakalım neler olacak. Rekor çalışmasını yarın yapıyoruz arkadaşlar. Yarın 20.000. 20.000 istiyoruz. Koca sezon sizler için çalıştık, didindik, çabaladık. Binlerce kilometre gittik. Artık böyle rekorlarla mutlu etmek istiyoruz. Sezonun sonuna doğru giderken son rekorunu Elmalı'da, tarihi Çayır'da 671. Elmalı'da kıralım istiyorum. Yarın herkesi rekora davet ediyorum. Kimse unutmasın, yarın rekor kıracağız. Mustafa Küçükkara, Atalay gruptan başarılar. Kadir Ersoy, Sahal Unapark gibi herkes sahada. Evet, anlamakta çok zorlanıyorum şu anda. Şurayı bir çekelim. Şöyle. Burada kulede bu kadar hakem var. Hakem arkadaşlarımızı seviyoruz. Hepsi başımızın tacı ama bu arada Ali uzun kollarıyla orta kasa yapıştı, geri geri çıkıyor. Enes, Ali'nin pençeleri çok kuvvetli. Arkaya doğru hamle yapmak istedi. Ali artık puana çok yakın mı? Şimdi kemaneledi ve sertti, bastırdı. Puanı aldı Enes karşısında. Gerçekten kasnağı bulup dizlendiği zaman Ali Gürbüz bir şekilde çözüm üretiyor ve seyirci Ali, Ali dedikten sonra an itibariyle er meydanını boşaltmaya başlıyor. Ve şimdi er meydanında kim kaldı? Sadece Enes. Bu arada tabii yerde ayağında bir sıkıntı var. İşte Ali Gürbüz bir anda kasnaktan da çekerek puma gibi arkaya doğru geçti. Önce kündeden bağladı. Daha sonra fikrini değiştirdi ve kemaneleyerek septi ve puanı aldı Ali Gürbüz. Hasan Ceylan helal olsun Ali Gürbüz. Ersoy Çavdar, adamın kralı Ali Gürbüz demiş. Başaltı pehlivanlarımız Vedat Kaya, tebrikler kral. Onur Susuz Alaaddin ve Rıza Durmuş'un Esracı sarı kartı. Kral Osman Kan ne yaptı? Devam ediyor. Pardon. Abdullah Narin. Güreşler Ali ile başlar, Ali ile biter Ali hocam demiş. İdris Akkan, o bir megastar demiş. Yakup Merdin, megastar Ali Gürbüz. Hüseyin Akçay, helal sana megastar. Evet, Ali'ye ciddi anlamda bir mesaj yoğunluğu var. Herkese teşekkür ediyoruz. Onursuzluğun hakemlere, kuleye itirazları var. Rıza Durmuş hemen ortada bekliyor. Sorun ve sıkıntı ne? Hocam, 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 o arkadaşın, hocam, 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 o arkadaşın bir hafta önce bileği çıkmıştı, bilginiz olsun.
Evet, yoğun bir seyirci an itibariyle stadı terk ediyor. Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Ustam, ustam. Size çok kızgınım arkadaşlar. Gene ne oldu usta ya? Göstereyim. Ne görüyorsunuz? Benim gördüklerimi görüyorsunuz mu? Yani beyaz melekler gibi orayı karartıyorsunuz. Yani gerçekten görüntü inanılmaz. İnanılmaz. Yani göster, hepsini çekip çektim atacağım sana. Yani görün. Hüseyin Akçay abi, yayın için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız demiş. Ben size teşekkür ediyorum. Himmet Çolak, Korkut Eli ne? Korkut Eli. Yaylanın aslanı Ali Gürbüz demiş Himmet Çolak. Nadir Alçev, Üstad Çaban Yılmaz'ı özledik, kendisine selamlar demiş. İletirim abi. İdris Hakan, hiç bitmesin istediğim maçlardır Ali güreşleri. Kesinlikle kalıbımı basarım. Ali yağlı güreşin %50'sidir. Halil hocam demiş. İdris Akkan böyle bir yorum bırakmış. Eyvallah Koray Atalay. Nerede? Halil Usta Memeğinize ağzına sağlık, tekerine taş değmesin demiş. Allah razı olsun, amin. Ömer Yılmaz, selamlar abi Samsun'dan. Bedirhan Özkan, maşallah berekallah demiş. Kral Allah derman versin. Yayın için teşekkür edemiş Hasan Gök. Evet, bize teşekkürü unutmayan seyircimiz de var. Cengiz Akça, usta selamlar Balaban. Devam kardeşim, yendi. Cuma Sönmez usta, sağdakiler de ver ayarı demiş. Arkadaşlar biz ayar verici kurum değiliz. Sadece gördüğümüz eksikleri, fazlaları, yanlışları dile getiriyoruz, aktarıyoruz. Güreş için en iyisi olsun derdindeyiz. Burada da kuş bakışı bir sağ görüntümüz var. Seyircinin bizden talebi var. Bunları aktarıyoruz. Olay sadece bu. Dediğim gibi biz ayar mekanizması değiliz. Bizi böyle bu şekilde ne bileyim, hani aslında siz bize ayar veriyorsunuz gibi bir durum oldu. Bunları bu şekilde değil, konuşa konuşa çözeceğiz değerli arkadaşlar. Harun Bulut, Mustafa Kemal Karabağ, ustam hoş geldin demiş. Yörük Kadir'in yeri, Halil abicim ağzına yüreğinin sağlık. Recep Tezcan, Çanakkale Kepez'den merhabalar demiş. Eyvallah. Deniz Erman usta, selamlar. Rıza Durmuş çok iyi işler yapacak. Zaten yaptı ve yapmaya da devam edecek. Çünkü atadan pehlivan bu çocuk. Evet. Bilal Koca Bıyık, usta kolay gelsin, teşekkürler. Kumlucu'dan selamlar. Eyvallah Bilal. Soner Demir, son 8'i sayar mısın ustam? Biraz sonra. Ali Koççakmak, selam ve sevgiler Ali'ciğim. Kolaylıklar diliyorum sana. Teşekkürler Ali Koççakmak abiciğim. Ellerinden öpüyoruz. Gökhan Emine Kızak, sizler kralsınız abi, saygılar demiş. Eyvallah. Selim Kibar, selam Halil abim. Selam ve sevgilerle. Abi Türk yağlı güreşleri senin ne uçuşa geçti. Abi bizlere güreşi en güzel şekilde anlatarak sevdirdin. Abi ağzına yüreğine sağlık. Rabbim sana güç kuvvet versin demiş. Harika bir mesaj göndermiş bize Selim Kibar. Yusuf Zeren, Enes Doğan'ı tebrik ediyorum ama yağlı güreşin aslanını yenme kolay değil demiş. Evet. Ali'yi de, Enes'i de ve tüm pehlivanlarımıza tebrik ediyoruz. Engin Nurdane Turan, adamın dibisin Halil abi. Eyvallah Kerim Şahin usta, kolay gelsin. Eyüp Uzman, Halil hoca yarın Ali Gürbüz'de tahakkül final ne? Hocam görüşürüz, gidiyorsun, yolun açık olsun. Sen burada mısın? Benim yanıma gelmedin ha? Isırırım seni, seni ısırırım.
Nereye? Memlekete artık. O çocuklar okula başlayacak. Yarın. Selam söyle hepsine. Uğramaya çalışırım. Tamam. Edirne'ye geçeceğim. Hatta iki gün önce Edirne'deydim. Tamam. Merve hocam Allah'a emanet ol. Mustafa. Biliyorum ben senin köyünü ya. Bu sezon bir daha görüşür müyüz bilmiyorum. Hayırdır hocam? Hocam biz seni getirirsen rahat ol. İlkay Kaya hocam gelmiş. Evet. Türk güreşinin ağır emekçisi İlkay Kaya. Yarın güzel maçlar olacak inşallah dedi. Antalya'nın büyük emekçisi. Bu arada onur ve rıza noktasını çözemiyor hakemler. Yani ne bileyim, bu işler o kadar zor değil. Bu arada yanlış duymuyorsam akşam ezanı okunuyor. Oğuzcan Küçük abi Düzce'den selam. Sesin kısıldı, dikkatli Halil ustam demiş. O kadar fark ediliyor demek. Arkadaşlar coşkulu maçlar olunca duramıyoruz. Biz de bir anda böyle gözümüz kararıyor. Ben tabii direkt otomatikman güreşin içine bağlanıyorum. O güreşi yapmaya başlıyorum. Öyle olduğunda da açıkçası kendimi kaybediyorum. Ahmet Tabur, Ali Galip, Ali Durak, Ali'nin ustası Rıza Beyker'in babası. Aynen öyle. Hasan Paşa, Pavlo Atölye. Evet, Pavlo Atölye Türk güreşine fotoğraflarıyla belli bir farkındalık getirdi. Gökhan Sarıus, selam ustam, hayırlı yayınlar, sevgiler, saygılar. Biz buradayız ustam, daima hazır. İskelele demiş Gökhan Sarı. Bu arada değerli güreşseverler, yarın rekor çalışmamız olacak. Herkesi bekliyoruz. Hasan Çakmak. Halil hocam sesine dikkat et, elmanın havası serttir. Bol ılık su tavsiye ederim. Tamam, söz dinlerim ben. Vay arkadaş, iki tane çocuk giriyor şu baş altında. Yeryüzünde tüm hakemler kule dahil olmak üzere aşağı indi. Bitmeyen maç yapmışlar. Bana şu güreşi 10 dakika yönettirsinler, maçı bitiririm. Öner Alok, iyi akşamlar Ali ustam. Bu adam bu işin dehası, megastar Ali Gürbüz. Vallahi helal olsun. Evet, güzel bir yorum. Deha. Ramazan Aslan, Ali ustam, İsmail'in Segi'deki fotoğraf olayı için düşüncen nedir? Ben bu düşüncemi defalarca anlattım. Kendi sosyal medya hesabımdan da yazdım arkadaşlar. Bu konuyu artık kapatalım. Böyle nasıl söyleyeyim? Yağlı güreşe fayda sağlamayacak, hatta zarar verecek konularda uzak durmak gerekiyor. Şu sahibi daha bir çekeyim. Evet, sağdaki iki çift maç var. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir de kule hakemimiz. Olay böyle. Ne güzel. Tabii kuleyi de hesaba katmak gerekiyor. İnanılır gibi değil. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hasan Paşa, yarın en az 25 binde rekor kırılır hocam demiş. Allah'ına kurban senin. Evet, baş pehlivanların son 8'ini sorup durmuşsunuz. Sayalım. Nedim Gürel, Ali Gürbüz, Osman Kan, Mustafa Batu, Hüseyin Gümüşalan, İsmail Balaban,
Kürşat Şevki Korkmaz, Yunus Emre Yaman arkadaşlar. 8 böyle. Rıza mı? Onur mu? Bir çift daha güreşi var ama onları karanlıktan şu anda kesinlikle tanıyamıyorum. Sen onları tanıyor musun? Ensar Bıyık'la diğerini bilmiyorum. Ensar Bıyık. Mustafa Kurt, Seçkin Duman devam ediyor. Erdal ne yaptı onu bilemiyorum. Harun Bulut, Onur Susuz bitmek üzere. Heh, ıslak. Evet, herkes bize soruyor nasılsınız diye, ıslak diyoruz. Benim ayaklarım şu anda, hatta sırtımda bayağı bir ıslak arkadaşlar. Barış Şeymanur Köroğlu, teşekkür ederim. Bakıyoruz. Yani bu bir puanlama güreşi. Yani muhakkak eşdeğer devam edemez. Yani birinden biri aksi olması lazım. Bir güreş bu kadar uzun puanlamada sürmemesi lazım. Süremez. Burada bir eksiklik var. O eksikliğin ne olduğunu biliyorum ama söyleyemiyorum. Yusuf Akay, usta bu boşlukta ben sizi hizmetlerinizden dolayı bir teşekkür daha edebilir miyim demiş. Yusuf Akay, mutlu olurum. Öncelikle gerçekten teşekkür etmek güzel bir şey. Dolayısıyla ben de sana teşekkür ediyorum bu nazik düşüncen için. Cihan Türk, Emre Duman devam ediyor mu Ali ustam? Devam ediyor. Mehmet Yiğiter, Ali abi yarın güreş kaça kadar sürer? Gelmeyi düşünüyorum abi demiş. Arkadaşlar yarın baş pehlivanlar 8 kişi başlayacak. Dolayısıyla 3 tur güreş var. Yani güreş çok fazla uzun sürmez. Yani tahmin ediyorum 6-6.5 o sıralar, hadi bilemediniz 7 gibi biter çünkü yarı final ve final yenişe gidecek. İsmail Gök Göz, Halil ustam Ankara'dan çıktık şimdi yoldayız. Sırf yarınki baş pehlivanları izleyebilmek için yolda gelirken sizin yayınlarımızı izliyoruz. Emeğinize sağlık demiş. Harikasınız, iyi seyirler. Aman dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hasan Coşanay, günün en iyisi Hazreti Kura'ya gitti bugün Halil hocam. Enes Doğan çok iyi gördüm demiş. Aynen öyle, mükemmel bir yorum Hasan Coşanay'dan. Halil Bayraktar, la diye selam. Osman Tepe, Senek Emlak Turizm Ticaret Limited Şirketi başarılar diliyorum. Eyvallah. Ahmet Tomaç, iyi yayınlar usta, kolay gelsin. Hava şartları sizin için de çok zor. Pehlivanlara başarılar dilerim. Evet, gerçekten bugün burada çok ciddi anlamda öncelikle saatlerce güneşin altında saç kavurma olduk. Onun peşine saç kavurmanın üzerine de ne ya, plaki mi oluyor? Acıktım varsa. Musa Pelin, kesmeci Rıza'nın çok inatçı bir güreşçi olması ustam demiş. Bu arada
Acaba güreş ayrılacak mı diye baktım. Şimdi aşağıya Onur. Küçüldü yandan kasnaktan serpti ama altta kaldı. Orada Rıza. Hala mı yeniş yok? Göğüs çaprazına girmişti Onur. Şimdi bir kez daha izleyeceksiniz. Yandan Rıza çekti. Göğüs çaprazından yakaladı ve Rıza sırtı aşağı düştü gibi gördüm. Sizler de bir bakın. İşte ağır çekimde. Kadir Akbaş olur mu olur, yarın 50 bini göreceğiz, bunu hep beraber inanalım demiş. Kadir Akbaş 50 bin dedi, çılgın bir rakam. Şöyle bir düşündüm de başım döndü. Dediği gibi olur mu olur, yarın 50 bin kişiyi görebilir miyiz? Bir anda şöyle bir gözüm karardı. Kadir Akbaş, Ersoy Çavdar eline yüreğine sağlık. Hoca demiş, Mehmet Yiğitler sağ ol abi, Berkun Eken abi emeğine sağlık, hakkını helal et, helal olsun. Ahmet Bozdemir, selam abi, kimler yarına kaldı? Az önce söyledim arkadaşlar, yayında durmuyorsunuz, gelip soru soruyorsunuz, cevabını alıp tekrar gidiyorsunuz. Yani bizi hakikaten çok yoruyorsunuz, biraz yayınlarda kalın, izleyin, hemen çıkıp gitmeyin. Uğur Taş'tan son zamanların en uzun maçıdır büyük ihtimalle demiş Uğur hocamız. Uğur Taş'tan Aykut Müşra Ataç, Usta Metin Alparslan temizce ne yaptı, devam ediyor. Uğur Taş'tan 3 saat oldu herhalde. Bu havada olabilir Uğur, yani böyle havalarda biliyorsun sporcu kolay erimez. Biri hata yapması gerekir. Az önce de sonuçta baktığın zaman hani biri patlayarak değil de hata sonucu yenildi. Yusuf Akay, ben bugün Afyon Antalya yolundayım. Gün boyu Marmara Elmalı'ya gidiyordu herkes demiş. Hadi bakalım. Çok güzel. Ahmet Baş abi, bu nasıl, teşekkür etmişsin ama biraz ayırsaydın araları, başımı döndürdün. Muammer Recep Çeliktaş, Halil hocam İstanbul'da imkan kısıtlı, 12 yaşındaki görsel ve sizin anlattıklarınız atasporunu sevdirmeye çalışıyorum demiş Muammer Recep Çeliktaş. Evet. Yasin Serhat, gün bitti ama biz çoktan bittik. Seyircinin hatırına burada direndik. Biraz da Kadir Akbaş'ın hatırına direndik. Adam bize çok destek veriyor. Üşümeye başladık, ıslandık. Ama teslim olmadık. Günün kazananı bence gene biziz. Evet, panorama yapmak isterdik ama karnımız aç, yorgunuz. Artık biz de dinlenelim, karnımızı doyuralım. Şimdilik yarın burada buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılar diliyoruz. İyi akşamlar diyerek yayınımıza son veriyoruz. Yarın unutmayın, hep beraber bir rekor çalışması yapacağız. Sakın ha bizi yarın yalnız bırakmayın. Halil Bayraktar, teşekkürler. İyi akşamlar.